Çok sevgili Yusuf Armağan, çok değerli hocamız Mehmet Çelik ve bendeniz İsmail Kılıçarslan'la müzik var, efendim bir takım konular var, hal ve gidişat var, hatta talim terbiye kurulu bile var. Bir de işin iyisi kıyamet kopmadı. Daha gün bitmedi herhalde değil mi? Yani kıyamet için son 35 dakika fakat yani şimdi küresellik konuşacağız ama şeyi merak ediyorum ben. Hani bu modern dünya, Haşmet Babaoğlu onu çok güzel formüle ediyor. Rakip programın insanıdır kendileri. Rakip. Rakip desin. Evet evet rakip. Diyor ki modern dünya insandan inançlarını alıyor. İnanma isteğini değil. Dolayısıyla bu son Şirince'deki kıyamet meselesini o. Bu diyor inanma şehvetidir altı üstü. Yani kıyametin kopabileceğine inanmak değil bu. Kıyametin kopabileceğine olan inanma şehvetidir. Ve bir takım tetikleyicileri vardır falan diye gayet güzel açıklıyor. Şimdi kıyamet konusunda çok kısa, hani böyle bir tur bile sayılmayacak kadar malum Şirince'de kıyametin kopmasını bekleyen insanlar var. Ben gerçi yani inançlarının gereğini yapıyorlar, dalga geçmemek lazım da diyen taraftayım ama kıyamet desem çok kısa Mehmet Hocam ne dersiniz? İnsanın ölümü kendi kıyametidir. Bu her insan öldüğü zaman zaten kıyameti kopuyor biliyorsunuz. Bir de bir şey, kıyamete dayanıklı evler yapılamaz. Depreme dayanıklı evler yapılabilir belki ama kıyamete dayanıklı evler yapılamaz. Kıyamete dayanıklı yürek de yoktur. O yüzden herkes kadar ölümcüldür herkes. O yüzden herkesin ölümcül olduğu kadar ölümcül olduğumuz için korku kutsal bir duygudur. Korkmak, hani şair diyor, kork kutsal kitaplardaki kadar kork. Çünkü hiçtir bütün duygular. Korkunun verimi yanında. Korkunun verimidir bu. Haşmet abinin söylediği şey de yadsınacak bir şey değil. Oldukça güzel bir yorumdur. Ama Nietzsche'nin modern insanın en büyük eksiği mitoloji eksiğidir diyor. İşte insan eksiğini tamamlıyor, mitoloji oluşturuyor. Ve peşinden Şirince'ye kadar gidiyor. Gidiyor. Şirin mitolojiler. Şirin mitolojiler. Yusuf Bey. Vallahi bu hadise de küresel bir hadise nitelik. Kıyamet küresel bir hadise. Onun için herhangi bir yerin kurtulması filan meselesi zaten insanı başlı başına yoran bir şey. Bugün TRT'de ilginç bir şey vardı. Tam böyle saat 13. 12'de. Filan gibilerinden ya da 13-12'de. Şirince Maya tutmadı diye bir KJ'ye geçmişlerdi. İlginçti. İşin ilginç tarafı bu hadiseden bile bir eğlence çıkartan bir anlayışa şahit olduk. İşte bir televizyon kanalları oradaydı. İşte gırgır şamata filan. Aa işte uzaylılar geldi bakın şöyle oluyor filan gibilerinden. İşte NASA'ya bağlanıp acaba şu mudur filan gibilerinden bir eğlence çıkarma maksadıyla hareket ettiler. Benim dikkatimi çeken bir başka husus da ne olur, her ne olursa olsun 21 Aralık'tan önceki tarihlerde kıyametin kopma olasılığı üzerinde hiç kimsenin durmamış olması. Herkesin bu işten bir eğlence çıkarmasıydı. Hatta bizim alimlerimiz bile bir ihtimal dahi olsa o gün kıyametin kopabilir olduğuna inanmadılar. Oysa ki bizim için kıyamet herhangi bir zaman diliminde kopabilir bir şeydir yani. Yok İsmail, Yusuf ben onlardan borç para istedim, vermediler. Eğer inansalardı verecekler, nasıl olsa yani işime yaramayacak diye. O yüzden yok, inanmıyorlar, onlar yani, da inanmıyorlar. Fakat İsmail... Enteresan bir şey ya. Yani üzerine böyle konuşmak gerekiyor aslında ama çokça konuşulduğu için... Şimdi metafiziğin yerini çok değişik hurafeler almaya başladı ya. Öyle bir an gelecek ki retorik de bunlar üzerinden gelişecek. Bir gün mesela benim çok ismini vermeyeyim. Eski hocalarımdan birisi bana şu soruyu sordu. Çok büyük bir metafizik problemmiş gibi. Dedi ki 1400 yıldır vahiy gelmiyor. Cebrail ne iş yapıyor? Dedim, hayda bire pehlivan demedin ya hocam. Ya dedim hocam kurban olayım ya dedim. Sen helal olsun sana ya dedim. Sen asistanların ne iş yaptığını merak etmiyorsun da. Cebrail'in ne iş yaptığını merak ediyorsun.
serdim böyle şeyler. Şimdi bu tür şeyler bakın çok kısaca geçeyim de. Bir şifre çözücülük, efendime söyleyeyim harfçilik, hurufçuluk bunlar tabii çok şeydir. İlgi çekici şeylerdir. Cezbesi var, cazibesi var ve cerbezesi var. Cezbesi var, cazibesi var. Cerbezesi var. Bir de cerbezesi var. Ve bunlar çekici şeylerdir. Yani efendime söyleyeyim siz bir adama 40 saat Hegel diyalektiği anlatamazsınız ama bunları bir adam ömür boyu dinler. Ve herhalde Türkiye'de kıyametle ilgili yazılmış kitaplar kıyamet kadardır. Kıyamet gibi bir şey var. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de hani onu yazan tefsirciler falan onlara saygımız var. O başka bir şey de. Mesela Kur'an-ı Kerim'de der ki sana kıyametten sorarlar Hazreti Peygamber'e. Sana kıyametten sorarlar. Sen ne biliyorsun ki onlara ne diyeceksin? Onun bilgisi benim katımdadır. Böyle inandığımızı iddia eden bir ümmet olarak, bir millet olarak Şirince'ye sığındığımız da olabiliyor yani. Hani gidenler eyvallah kendi seçimleridir. Gitsinler. Herkesin inanmak gibi bir mecburiyeti de yok. Ama böyle inanan bir adamın Şirince'de işi olmaz. Yani ben bir de bütün dünyada kıyamet kopacakken kurtulacak insanlardan olma bencilliğini de bir türlü anlamadım işin açığı. Yani oraya gidecek ve bütün insanlık yok olup giderken kendini kurtarma derdine düşecek kadar bencilliği de bir türlü kendime anlatamadım. Fakat benim bu meselede NASA ile ilgili de bir sorunum oluştu. Çünkü NASA 4-5 aydır ya kıyamet meyamet yok tabii de işte elektron kuşağından foton kuşağına geçiyoruz. 25.600 yılda bir bu devir gerçekleşiyor. Dolayısıyla 21 Aralık günü küresel bir kararma, bütün gezegenlerin aynı hizaya gelmesiyle küresel bir kararma beklenebilir demişti. İsabet ettiremedi. Dünyada elektrik kesintileri olabilir demişti. Bu konuda da isabet ettiremedi. Dolayısıyla hani ben mesela NASA'nın 5-6 aydır olabilir dediği şeylerin bugün hiçbirinin olmamasının NASA tarafından nasıl açıklandığını da belki takip edenler vardır. Doğrusu merak ediyorum. Yani modern bilim de bu hususta en azından benim takip ettiğim kadarıyla sınıfta kaldı. Diyelim ve hani bu bahsi belki bir başka yerine evriltelim. Şimdi geçen hafta biz dedik ki ooo kardeşim bu mesele çok su kaldırır, bu kadar kısıtlı sürede konuşulabilemez. Ama bunu haftaya taşıyalım dedik ve sözümüzde durduk. Küresellikten söz etmek gerekiyorsa küresel kapitalizmi mutlaka konuşmalıyız dedik geçen hafta. Ben hemen sözü sizlere, siz değerli büyüklerime diye TRT programına döndüreyim. Bırakacağım ama önce bugün iki soru sorduk Meksika sınırında. Onları hemen buradan tekrar edelim ve bize Twitter'dan, Facebook'tan, Meksika sınırının mail adresinden ulaşabilirsiniz. İlk sorumuz, Talim Terbiye Kurulu, malum Münis Emre'nin birazdan konuşacağız. Cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri, isteyene versen onu, bana seni gerek, seni kıtasını da içeren şiirinden bir bölümü, bu bölümde dahil olmak üzere sansürledi ve maksat şiirden maksat hasıl oluyor zaten gibi garip de tuhaf da bir açıklama yaptı. Biz de dedik ki, Talim Terbiye Kurulu'nun yasaklamasını ya da sansürlemesini istediğiniz başka şiirler varsa gönderin, Talim Terbiye Kurulu'nun değerli üyelerine teklif edelim. Dedik onu bekliyoruz yani o teklifte samimiyiz, bu soruda samimiyiz. Gönderin Talim Terbiye Kurulu'na buradan sizin aracılığınızı yapalım ve şu şiirlerin de sansürlenmesini istiyoruz diyelim Talim Terbiye Kurulu'na. Birincisi bu. İkinci sorumuz da 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz isimli insan kaynakları sorusu. Meksika sınırı izleyicilerine büyük bir şok. Şeyle büyük bir samimiyetle soruyoruz. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Niye böyle bir soru sorduk? Ya şöyle çünkü Meksika sınırının izleyicileri buna çok zekice cevap verebilirler çünkü. Mesela biri diyor ki Kadir örnek. 5 yıl sonra yine aynı koltuğumda oturup kaçak çayımı yudumlayıp şiirler okuyorum. Sanırım şimdilik tek görebildiğim bu diyor. Diyor ki 5 yıl sonra da şiir okurum.
Yunus Duman diyor ki 5 yıl sonra ameli olmuş ama öğretmenler öğretmen olamamışlar kervanında görüyorum kendimi. Katre diyor ki saray gibi bir evde allar güller ballar içinde lüks bir yaşam. Şaka la şaka diyor. Köye gideceğim harman kaldıracağız. Dolayısıyla böyle çok şık cevaplar bizi gülümsesin diye. 5 yıl sonra. Hocam kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Allah'ın aşkına. Ben mi? He valla. Şirince'de diye. Sevan Nişanyan'la. Bak arkadaş. Ben 5 yıl sonra nerede olduğuma karar vermeden önce bir eşime sormam lazım. 5 yıl sonra bizim nereye gitmemize o karar verecek. Abi yazar mısınız? 100 yılın Kazak erkeği Mehmet Çelik diye altyazı istiyoruz. Şimdi 5 yıl sonra nerede olacağız? Hakikaten yani ben yarın nerede olacağımı tahmin edemiyorum da. Yani bu neyle ilgili? İnsan hani verem olmak üretimi düşürür diye bir İsmet Özel dizesi vardır ya. Galiba o insan kaynaklarının sorması tabii kapitalizmle ilgili bir şeydir. 5 yıl sonra ben seni işe alacağım. Peki 5 yıl sonra sen bana ne vereceksin? Aslında kibarca sorulmuş halidir. Ben de diyorum ki 5 yıl sonra işi gücü bırakıp, bak bu samimiyiz, böyle istiyorum ne kadar olur, bir şeye çekilip, bir çiftlik evine, bir bağ evine, bir ahşap eve çekilip Emre'yle, efendim mesela Barış'la, Umut'la, şu adamlarla yani. Şiir okuyup, türkü söyleyip, efendime söyleyeyim, onlar gittikten sonra kitap okuyup, gündüz öğlene kadar yatıp, öğleden sonra bir tur atıp gelip, yeniden akşama kadar aynı şeyleri yapmak. Yani benim hayalimdeki şey bu, alem bu ama dünyadaki hayaller insan sayıları kadardır. O yüzden hiç kimsenin hayaliyle uğraşmamak lazım. Yusuf Bey, siz kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Ya 5 yıl önce bu soruyu kendime sorduğumda burada göreceğimi kendime bir cevap abi, olarak şöyle, veremeyen birisi olarak. Şöyle, gaybı şüphesiz Allah bilir. Yok, biz hani direkt temenni kısmıyoruz. Temenni, hayal yani. Falan. Hakikaten böyle bir şeyim yok yani. Zihnimi böyle bir şeyle meşgul etmeye dair niyetim yok yani. Eyvallah. Samimi olarak söylüyorum. Hiç yok. İşim olmaz diyorsun. Yok yani, hakikaten yok. Ama mesela hocamın çizdiği tablo çok insani. İnsanın dinlendiren, kendine döndüren filan, kendi doğasına çeken bir şey mesela. Yani bu doğal bir talep, bir istek. Bunlar da olabilir yani. Ben mesela 5 yıl sonra kendimi Gazze'de bir şiir akşamında hayal ediyorum. Oo, muhteşem. Yani Barghouti orada. Barghouti, Allah uzun ömür versin. Barghouti orada. Mahmut Derviş'in ruhaniyeti orada. Nizar Kabbani'nin ruhaniyeti orada. Nuri Bey orada. Nuri Pakdil orada. Sezai Baba orada. Gazze'deyim, deva bulmam. Gazze'deyiz. Şiir okuyoruz. Ve mesela İsrail diye bir şey var ama çok kenarda kıyıda, kolu kanadı kırılmış. Abi oraya giderken Uludere'de bir çay molası verelim. Tamam. Uludere'de de verelim. Ha, Uludere'de bir çay molası verelim. Tamam. Oradaki Uludere köylülerine katledilmişlere birer Fatiha okuyalım. Okuyalım. Ardından birkaç tane Lori okuyalım. Birkaç tane Ağıt okuyalım. Ondan sonra Gazze'ye gidelim ya. Gazze güzel yer. Eyvallah da. Ama yolu Uludere'den geçer. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah hocam. Buna sadece eyvallah. Roboski ile de son günlerde bir mesela Numan Kurtulmuş'un Roboski unutturulamaz, Uludere unutturulamaz. Mutlaka bulunacak falan gibi bir takım açıklamaları var. Failler bulunacak. İnşallah diyelim yani. Benim çünkü çok hassasiyetle üzerinde durduğum bir şey. Hele o nefis belgeseli seyrettikten sonra Ümit Kıvancı'nın insanın, Selahattin Yusuf'un sözünü ödünç alayım, insanın damarlarına ince bir tel gibi giren o belgeselini seyrettikten sonra o annelerin, o kız kardeşlerin, o abilerin, o babaların, o dedelerin bu unutulacak mı sorusunu gördükten sonra Roboski'yi unutmak insanlığı unutmaktır diyesim var yani. Diyelim. Mi? Diyelim. 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 Ve şu küresellik meselesinde topu
kapitalizm konusunda ihtisas sahibi bir insan olan Yusuf Armağan'a atalım. Evet. Yusuf Armağan, Yalova'dan insanların sana selamı vardı bugün. Bilahire isimlerini bir ara hatırlayacağım inşallah. Yani. Dergi fuarında görüştük. Öyle mi? Çok güzel. Evet. Bu biz geçtiğimiz hafta küresellik meselesini konuşurken bu işin üç temel boyutu olduğunu söylemiştik. İşte ekonomik boyutunu, siyasi boyutunu ve kültürel boyutunu. Ve aslında demiştik küreselleşme dediğimiz şey aslında kapitalizmin küreselleşmesi demektir. Onun için küresel kapitalizm falan gibi bir şeyi telaffuz etmek kelimenin yani terminolojinin kendi bağlamından hareket edecek olursak bir şeyi tekrar etmek gibi bir anlam ihtiva ediyor. Bu hocam da aynileştirmek meselesine çokça vurgu yapmıştı hatırlarsak. Bu bir anlamıyla da izleyenlerin neleri konuşmuş olduğumuzu ve hangi zeminden hareketle bugün konuşacağımız olduğuna dair bir hatırlatma olmuş olsun bu iki mesele. Şimdi her şeyin büyük olanı endekslendiği ve büyük olanın gittikçe büyümek zorunda olduğu, büyümediği anda yok olacağını düşündüğü, büyümek için küçük olanları içine katarak büyümesine devam ettiği ve mücadelesinin de başka büyüklerle olmak suretiyle de bütün dünyayı adeta tek bir şeyin hegemonyası haline sokmaya çalıştığı bir şey aslında küreselleşme dediğimiz mevzu. Yani dünyanın bir noktasında herhangi bir ürün tasarlanıyor, bu işin prototipleri üretiliyor, bir başka noktasında bu üretiliyor. Bu üretilen şeyin dünyanın çok farklı bir noktasında tüketilmesi sağlanıyor. Ve her üç noktada da aynı ürün bağlamında, aynı eşya bağlamında aynileşen insanların üretilmesi sonucu ortaya çıkıyor. Yani bebek dendiğinde bütün dünya çocukların aklına tek bir obje, işte bir makina dendiğinde tek bir şey, bir kitap dendiğinde aynı kitap, bir film dendiğinde aynı filmin gelmesi gibi bir şey bu. Bunun şöyle bir problemi var. İnsanların değer üretmesi ya da bir ne diyelim anlamlı bir sistem kurmaları farklılıklar üzerinden hareketle mümkün olabilir. Fakat bu bahsettiğimiz husus insanların farklılıklarını yok etmek suretiyle, onların birbirinin aynısı haline getirmek suretiyle aslında insanların birbirleriyle anlaşma, birbirlerinin farklılıklarından yeni bir durum ortaya çıkarak hayatın idame ettirilmesine katkıda bulunma olanağını ortadan kaldırıyor. Neden? Bir ayet-i kerime vardır. Hocam daha net belki hatırlayabilir. Hani biz sizi kabileler halinde yarattık. Sizi kabileler, şubeler... kavimler halinde yarattık ki birbirinizi tanıyasınız yoksa birbirinize daha düşman olasınız diye. Düşman olasınız diye değil, tanıyasınız. Tanışarsanız. Yani tanışma meselesi ancak farklı insanlar tarafından söz konusu olabilecek bir şey. Dolayısıyla aslında insanlar aynı şeyleri tüketerek, aynı şey bir şeye baktıklarında aynı anlamı yükleyerek, bir filmi izlediklerinde bütün çıkarımların aynı olması, bir kitaptan bütün manaların aynı şekliyle çıkmış olması aslında insanların birbirlerini tanıma olasılıklarını ortadan kaldıran bir şeydir. Dolayısıyla buradan... Fark yok yani. Fark yok. Dolayısıyla buradan insan neslinin devamı ihtimalini de ortadan kaldırmış olursunuz. Yani insanı yok eden, insanı insanlıktan çıkaran bir sürece doğru götürmüş olursunuz. Hepimiz birer androide dönüşebilirsiniz. Dönüşebilirsiniz. Çünkü... bu şöyle bir şey İsmail, bu küreselleşme denilen mesele, küresel kelimesinin yani küre kelimesinin yerine yuvarlak olan bir şeyi tahayyül edersek, biz buna yuvarlaklaşma hali dersek daha mesele net anlaşılabilir. Bütün... Ya da şöyle söylesen, köşeleri kırmak dersen, bravo. Köşesiz bırakmak. Şimdi oraya söyleyecektim. Evet. Köşesiz olma hali diye adlandırırsak bunu, hayatta tutunma, ayakta kalma, efendime söyleyeyim,
bütün hayatın o olanca hızıyla, zamanın bütün eriten gücüyle, yok eden gücü karşısında kendini ifade edebilecek köşelere sahip olma hali diyecek olursak eğer, biz ki insanı insan yapan şey işte budur. Buralarımızı törpülemek suretiyle bizi de küresel bir nesne haline getirmesi dolayısıyla tehlikeli bir şey. Eyvallah. Buna şöyle bir ilave yapayım son kez, çok uzattığımın da farkındayım. Küresellik öyle bir şey ki, küreselleşme, buna itiraz edenin zeminiyle de oynayarak onu da kendisini devam ettiren bir nesne haline getiriyor, nesneleştiriyor. Tamam, ben hemen buradan bir şey söyleyeyim. Mesela ülkelere ait müzikler var ya hocam, folklor dediğimiz, türkü, Kosova türküsü, Bosna Hersek türküsü. Kosova halk şarkısı. Ya şarkısı, türküsü neyse. Yani. Yani bir, hani hocam türkü diyek ne var yani? Tamam de baba ya, sana kurban olsun. Vallahi Kosova türküsü diye bir şey dinledim, sana da dinleteceğim. Recep neydi? Recep Recebova galiba. Şöyle büyük bir bağlama getireceğim hocam. Eyvallah. Tamam. Kaça geldi. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Şöyle, şimdi mesela bunu world music diye bir şeyle paketledi küresellik, küreselleşme. Dedi ki bundan sonra ülkelere ait hangi müzikleri dinleyeceğine de ben karar vereceğim. Dolayısıyla diyelim İran'ın en temelindeki müziği bulmak çok büyük bir sorun olmaya başladı. Onun yerine işte tamam çok iyi müzisyenler ama işte biz de burada yayınlıyoruz zaman zaman. Muhsin Namço'yu paketledi verdi bize. Davut Azad'ı paketledi verdi. Niyaz'ı paketledi verdi. İyi sound'lar, iyi müzikler. Ama en temelinde, en derininde İran müziği nedir dersek Muhsin Namço mudur? Davut Azad mıdır? Niyaz mıdır? Elbette değil. Batı sound'uyla yapılan şeyler en nihayet. Yani bir şeyi yok. Hani bir ne diyelim, o geleneksel mesnetten yoksun. Köksüz. Köksüz. Yani köksüz değil, ılıştırılmış. Yani ılıman hale getirilmiş. Ilıman hale getirilmiş. Tüketilebilir şekilde paketlenmiş. Ya da tam buradan fark bilgisi ne işe yarar diye soracağım. Fark bilgisi hocam. Şimdi, çünkü yani birbirimizden farklı olmamız. Şimdi bak. Birbirimizden farklılaşmamız bize ne sağlar yani? Şimdi bak bu mesele üzerine. Yusuf'un söyledikleri son derece değerli. Ben hakikaten çok da müstefit oldum. Yani çok teşekkür ediyorum. Bak ben şuna benzetirim küreselleşmeyi. Nedir biliyor musunuz? Luna Parklarda kafa yeri delik, kafanı soktuğunda resim çekeceğin bedenler vardır. Tamam mı? Benim Rambo'nun posterinin arkasına geçip başımı oradan uzatıp Rambo'nun bedeniyle fotoğraf çektirmemdir küresellik. Çünkü küresel olan Rambo'dur, ben değilim. Pazarlanan odur, ben değilim. Ben pazarın muhatabıyım. Satın alan taraftayım. Bu bir. İkincisi de, hani köşesizleştirme dedim ya Yusuf. Bu şu nasıl bir şeydir? Biz böyle uzun uzadıya, tamam mı? Böyle şeyden, işte emperyalizme karşı çıkmak son zamanlarda out, artık in değil. Çünkü maalesef Türkiye solcuları onun içerisini boşaltarak sloganlaştırdıkları için anti-emperyalist olmak sanki şey gibi, Don Kişot gibi olmak gibi bir şey haline getirdi. Hocam yalnız Türkiye solcuları deyip yani gerçekten solcu olan ben şeyden Türklere de şey yapmayalım. Ben yani, yok ben Türkiye'de solcu kalabilen çok az adam tanıyorum. Yani, onlar solcu değil artık. Yani sosyalist, Marksist gelenekle Türkiye'deki ucuz, basit solculuğu birbirine ayıralım yani. Şey bahsediyorum. Ben şundan, yeri gelmişken diyorum. Ben şundan bahsediyorum. Sushi denen bir yiyecek var, tamam mı? Evet. Sushi denen yiyeceği çiğ balığı, tamam mı? Çiğ balığın tanesini efendime söyleyeyim sana 300 liraya satmalarına küreselleşme denir. Mesela. Şimdi ben oradan bir tarafa gelmek istiyorum. Nereye gelmek istiyorum? Biz bunu söylemekten çekiniyoruz. Bakın küreselleşme Jefferson doktrininin Türk dünyadaki yansımasıdır. Bu cumhuriyetçilerin, Amerikan cumhuriyetçilerinin Jefferson denen babaları şöyle demişti. Demişti ki Amerika öncelikle kendisine ait bir kıtaya, Amerika Birleşik Devletleri önce kendisine ait bir kıtaya
sonra kendisine ait bir yarım küreye, sonra da kendisine ait bir gezegene sahip olmak zorundadır. Tamam mı? Bu işte... Bunu sadece terbiyesizliğinden mi diyor hocam? Nihai amaç ne burada? Nihai amaç şu, insan dediğin Romalıdır, adam dediğin Amerikalıdır. Tamam mı? Bu Batı'nın kültürel kodlarında, Batı düşmanlığı değil bu. O Batı faşizminin, Batıcı faşizmin kodlarında bu var. Biz ve ötekiler. Bu neye benziyor? Ercüment Behzat'ın bir şiiri vardır. Orada der ki, 3 İsa şiirinde, Avrupalı İsa kincidir, döver. Afrika'ya gittiğinde sofudur. Çünkü bu kara böcekler beyaz adama hizmet etmenin mükafatını ahirette görecekler. İsa Afrika'da sömürünün aracıdır. İsa Avrupa'da kinin şeyidir. Yani Hazreti İsa'ya mektup diye Süleyman Nazif'in 1925'te yazdığı bir yazı vardı. Diyor ki her sen tabii Hazreti İsa, bizim Hazreti İsa'mız, bizim anladığımız İsa, Meryem oğlu İsa, Nasıralı İsa, Allah'ın peygamberi olan İsa başımızın tacıdır. Hristiyanların samimilerinin peygamber olarak katanıldığı İsa da başımızın tacıdır. Ama Haçlı seferlerine insanları yönlendiren, medeniyetler çatışması diye bir zırvayı ortaya atan, insanların dayanağı haline getirilmiş olan İsa bizim İsa ile aynı olamaz. İşte burada fark bilgisi devreye girmek zorundadır. Çünkü Kur'an şunu söyler, der ki, eğer siz bu kitaba uyar, dediklerini yaparsanız ben size Furkan'ı veririm. Furkan, fark kelimesinden türetilmiş bir kelimedir ve Kur'an-ı Kerim anlamında kullanılır. İyiyi kötüden ayırabilmenin yeteneğidir. Yeti yani. Yetidir. İyiyi kötüden ayırma yetisi. Ha, yetisidir. Ben iyi kötüden ayırmak ne demek? Şundan, bizim anlaşabilmemiz için birbirimizden farklı olmamız lazım. Eğer biz bütün farkları ortadan kaldırırsak, ne olacak? Hepimiz aynı şeyleri yiyen, içen, aynı şeyler üzerine düşünen, bakın işte şeyler açıklanıyor. Birleşmiş Milletler ne kadar güvenilir? O da söyleyebilir. Birleşmiş Milletler ne kadar Birleşmiş Milletler? O da tartışılmalı. Birleşmiş Milletler'in 5 tane üyesinin veto hakkı varsa o ne kısır Birleşmiş Milletler oluyor? O da tartışılmalı. Ama şu, en tartışılması gereken şey şu. Kardeşim, sen beni sömüreceksen açıkça de ki ben seni yeneceğim. Tamam mı? Barış nutukları atma. Ben seni yok edeceğim hatta. Yani. Barış nutukları atma. Tamam mı? Barış nutuklarıyla beni kandırma. Ve şunu yapıyor. Küreselleşme arkasında bir medeni durummuş gibi ortaya çıkıyor. Diyor ki dünya bir köy haline geldi. Doğru. Dünya bir köy haline geldi. 10 kişilik bir köy olunca o dünyadaki, dünya 10 kişilik bir köy haline geldiği zaman ya da 100 kişilik bir köy haline geldiği zaman onun 87'si açlık sınırında yaşıyor. Tamam mı? Ya bu küresel köyün muhtarı kim? Bu küresel köyün jandarması kim? Eğer siz kapitalizm bana pirinç lapasını ona bir İtalyan ismi takarak 200 liraya satar. Ve bunu yaparken de şunu söyler. Medeni adam pirinç lapası yemez. İtalyancasını yer. Tamam mı? İtalyancasını yedin. Pirinç kapasının İtalyancasını bir gönderir misiniz ya arkadaşlar? Ha başka bir şey söyleyeyim. Şimdi caz dinlemek neydi? Entel işidir. Risotto. Risotto muymuş onun ismi? Ha, risotto. Caz dinlemek entel işi değildir hocam. Şimdi, caz dinlemek benim gibi garibanların işi. Ha caz dinlemek mesela bizde kim caz dinler? Eyvallah ben de severim cazı. Ama caz yapma. Caz dinlemek bizde bir şey için entelektüel bir faaliyetmiş gibi gözükür. Mavi ama arabesk dinlemek vatan hainliğidir. Ya kardeşim, caz dediğin müzik, Amerikan zenci işçilerinin pamuk tarlasında, şeker kamışı tarlasında oluşturmuş oldukları acıların çocuğuyum şarkısından başka bir şey değil ki. Ama onun acısını dile getiriyor ve saygıdeğer bir acıdır bu. Ama arabesk de öyledir. Ama hocam, Müslüm Gürses'e Allah şifa versin. Bak diyorum Müslüm ki... Müslüm Gürses'e yaptıkları şey mesela, Müslüm Gürses'e yaptıkları
sterilizasyonun da küreselleşmeyle bir ilgisi var. %100. Hani Muratan Bungan şarkısı söyleyince Müslüm Gürses, beyaz Türkler muhteşem bir iştihayla Müslüm Gürses'i keşfettiler. Ulan danalar, 30 yıldır biz bu adamı, yani bir daha söyleyeceğim, damarımızda bir tel gibi hissediyorduk. Çünkü benim şarkımı söylüyordu. Şimdi senin o şarkını söyleyince bu adamın kıymete binmesi de ayrıca tüylerimi diken diken ediyor. Yani. Ya bak bir daha bir şey, başka bir şey söylüyorum. Bak. Müslüm bizimdir, bizim kalacak. Ha. Bizimdir, bizim kalacak. Bak dinleyip dinlememek başka bir şey. Ama sen, zencilerin acısı benim acımdır. Kızılderililerin acısı benim acımdır. Eyvallah. Ama sen niye iki acı arasında birine şöyle diyorsun, birine böyle diyorsun? Arabesk dinlemek isteyen arabesk dinleyecek. Caz dinlemek isteyen de caz dinleyecek. Ama caz dinleyen, arabesk dinleyenini küçümsemeyecek. Peki hocam, benim gibi Fazıl Say dinledikten iki dakika sonra bir Orhan Gencebay şarkısı dinlemek isteyen ya da bir Orhan Gencebay şarkısı dinledikten sonra diyelim Rahmaninov'un 3 numaralı piyano konçertosunu dinlemek isteyen adamları da kabul edecek mi dünya? Dünyada bu adamlara da yer var mı? Mesela ben bugün yaklaşık 1-1,5 saat müzik dinledim. Bu müzik dinletimin ilk yarım saati atonal müzikti. Yani 1940'larda, 50'lerde atonal müzik. İkinci yeniyi de çok yakın. Entellik için söylemiyorum hocam. Ha. Atonal müzik ikinci yeninin müziğini çok belirleyen bir şeydir mesela. Yani atonal müzik dinledim. Arkasından Hafız Dede Osman Aydın'ı dinledim, Urfalı. Bayağı bildiğin eli kulağı atıp söyleyen bir amca. Ya bunun hayatımıza dahil bir şey olduğunu ne zaman fark edeceğiz yani? Ya ne diyor Nesim'in? Kime ne? Kime ne? Tamam, o kadar. Kime ne? Evet. Sorabilir miyim? Kısaca. bana geldi mi kısaca diyor. Ya tavırla Yusuf. Ya İsmail'i programı bitirdim abi, bu nedir ya? Programı bitirdim İsmail için. Türkiye'ye gideceğiz ya. Tamam. Şöyle zihninizde dolaştırın o zaman bu sorduğum şeyi. Küreselleşme karşıtlığının içine düştüğü açmaz oraya gelecek meselesini konuşalım. Hani şu an biz dahil karikatürize bir durumun içindeyiz yani. Bambaşka bence bir şeyden bahsediyorum. İki tane belki hani bunu siz de çeşitlendirebilirsiniz ama açmaz anlamında küreselleşme karşıtlığının bir durumu söz konusu olmaya başladı son zamanlarda dünyada. Aha, ben hemen bunu söyleyeyim. Mesela, türküden sonra oradan devam edelim. Mesela ulusalcılık bunlardan biri. Biri olabilir. Ulusalcılık bunlardan biri. Yani küreselleşme karşıtlığının yerine yani neyi inşa ediyorsunuz? Yani nereden bakıyorsunuz? Hangi zeminden hareketle buna itirazımız var? Ben de ona cevap verebilirim. Şeyden sonra, bir eserden sonra şimdi o işte, muhtemelen yani üzerinde çokça konuşulması gereken ve kafa yorulması gereken meselenin de burası olduğunu, asıl meselenin küreselleşme olmaktan ziyade buna geliştirilen itirazın nereden neşet ettiği bence asıl konuşulması gereken. Eyvallah, meselenin. Eyvallah abi. Bunu bir süre daha sürdüreceğiz galiba. Öyle gözüküyor. Peki. Umut Kahraman Yılmaz. Evet. Abi geçen sefer geldiğinde o güzel türküleri söyledim ve ben sana dedim ki abi albüm ne zaman? Şimdi evet. Galiba biraz daha yaklaştı öyle mi? Şimdi evet, tam olarak bahsetmenin zamanı geldi. Eyvallah. Ya biz Ekim olarak düşünmüştük ama tam bazı tabii her şey istediğimiz zamanda olmuyor. Ocağın 12'si gibi, 12'si 15'i gibi inşallah çıkacak albümümüz. Çıkıyor. Evet. Türkü sound'unda bir şey mi yani? Türkü ve özgün müzik. Daha ağırlıklı olarak özgün müzik okuyorum ben. Yani benim tarzım o yönde daha çok. O tarzda bir albüm olacak. İnşallah yine buraya geliriz burada. Eyvallah abi. Sınma açık olsun. Burada ağırlamaktan çok memnunum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Barış, senin de galiba bir albüm çalışman var değil mi? Kulak misafiri olduğum kadarıyla. Evet, bir proje çalışmamız var bizim de. Şimdi ilerliyor. Biraz daha işin mantığını sorguluyoruz. Mehmet Hocam'la da onu konuştuk. İnşallah bize bu konuda fikir verecek. Biz de oradan... Estağfurullah. Çünkü bir hikayesi olacak işin. Bu konuda sonsuz desteğe ihtiyacımız var. Yol alıyoruz şimdilik. Evet. Bakalım. Ayrıca ses atölyesinde bir çalışmamız var Cavit Hoca'yla beraber. Murteza Oğlu'da.
Cavit Murtazoğlu ile beraber. Usta Çırak böyle gidiyoruz. Şubat ayında büyük bir sürpriz yapmayı düşünüyoruz. Şu anda onun provaları içerisindeyiz. Umut ediyorum ki birkaç tane iş böyle beraber güzel gelecek. Olur ki dünyaya bir ses olur. Bu kadar bahsettiğiniz şeyde bizim de sesimiz çıkabilir belki dünyanın bir yerinde. Dünyaya barış gerek. Eyvallah. Dünyaya barış gerek. Ediyoruz. Emre sana da söyleyeceğim ama önümde mikrofon yok be abi. Sen böyle iyi diyorsun yani. Harika. Böyle yürü buradan diyorsun. Bir de çay olaydı. Çay olaydı iyiydi. Bir de çay olaydı iyiydi. Peki. Umut senden dinliyoruz abi. Meryem diyeceksin galiba. Evet. Mersin, Adana, Antakya yöresinin çok söylenen bir eseri. Arapça bir eser. Eyvallah. Genel istek üzerine okuyacağız. Eyvallah. Peki, Ayhan Palaş'ın Meksika dalgası hazırsa ona da gidelim ya kısaca. Sonra çünkü bu türkünün hikayesini anlattıracağız hocama. Gelsin. Müzik
Evet, Meksika Dalgası diye yeni bir bölümümüz var. Twitter'dan beğendiğimiz tweetleri Meksika Dalgası adı altında. Ne diyelim, deniz altından ateşlenmiş torpiller gibi böyle ateşleyeceğiz. Çok güzel cümleler yok mu? Evet, harika. Daha da böyle galiba önümüzdeki dakikalarda da olacak birkaç şey. Vardı bir 3 milyarım olsa, 3 milyar dolarım olsa sevmediğim bir adamla ne diyor ortaklık kurup köprü otoyol alırım. Otoyol alırım. Yani bu şey Koç Ülker grubunun şeyi alması. Bugün başbakana da sordular onu. Koç Ülker grubu aldı. Biri 28 Şubat mağduru, biri 28 Şubat'ın faili falan. Tabii başbakan paranın dini imanı yoktur diyemedi. Bir takım başka cevaplar verdi. Yani oluyor işte. Kapitalizm böyle evlilikler yapıyor. Koç da Ülker niye evlenmesin, öyle mi hocam? Bak şeyin, Voltaire'in Kraliyet Borsası ile ilgili bir yazısı vardır. İbret-i Alem için okunmalı. Anlatıyor. Yusuf sen daha iyi bilirsin, biraz bankacılık sektöründe olduğun için. Kraliyet Borsası'nı anlatırken diyor ki, gazetesinde yazdığı makalede, burası diyor mukaddes bir yerdir, burası Kraliyet Borsası'dır. Burada Yahudiler, Müslümanlar ve Hristiyanlar dostça alışveriş yaparlar. Ama iflas edene gavur derler. Tamam mı? İflas edene gavur derler. Demek ki hani paranın dini imanı olmaz diyoruz ya. Paranın dini imanı olmadığını biz daha önceki bir yara merhem konusunda bunu işlemiştik İsmail, hatırlıyor musun? Herodot tarihinde paranın tarihi diyor ki paranın icat edildiği gecenin sabahında Lidyalı kızlar drahoma biriktirebilmek için bedenlerini satmaya başladılar. Şimdi böyle şeye falan gerek yok. Ne yazık ki, ne yazık ki şu oluyor. Fakirler ideolojiler yüzünden birbirini öldürüyor. Zenginler birbirine ortak oluyor. Böyle fark kıvırmaya falan da gerek yok. Bu böyle. Hiç yani, lafı eğip bükmenin alemi yok. Ha, şunun için. Suudi Arabistan'ı Amerika destekler kardeşim. Oranın demokrasiye ihtiyacı yoktur. Çünkü orada petrol var ve uyumlu bir de kral var. Tamam mı? Oranın kesinlikle ne hürleşmeye ihtiyacı var, ne oradaki kadınlar araba kullansalar ne olur, kullanmasalar ne olur. Riyad'daki... Aramızda lafı mı olur, şeyim diyor yani. Ha, ne olacak? Ne olacak ben bu ya? Suudi Arabistan demişken, Mehmet Asutay diye çok kıymetli bir hocam vardır. İngiltere'de Durham Üniversitesi'nde İslam'ın ekonomik prensipleri üzerinde ciddi anlamda kafa yoran dünya üzerindeki nadir isimlerden birisi. Çok kıymetli isimler de hemen arka arkaya sıralanabilir ama çok güncel sevgili Akif Emre ile bunun üzerine konuştuğum için selam olsun ona da buradan. Eyvallah. Şöyle bir şey tespiti var. 1970'lere kadar diyor İslam dünyasının İslam'ın ekonomik öngörüsü nasıl olur'a dair bir kafa yorduğu bir şey vardı diyor. Yani işte zengin fakir ilişkisi nasıl tesis edilir, alıp verme ilişkisi nedir, yardımlaşma nasıl olur, bir ekonomik model nasıl ortaya konulabilir, bir şirketleşme nasıl olabilir ya da işte ticaretin esasları nedir, neye dikkat etmek lazım filan gibi. Fakat diyor 1970'lerden sonra diyor İslam ekonomisi kavramı diyor rafa kaldırıldı. Çünkü diyor zenginleşme, sermaye birikimi Müslümanların elinde olmaya başladığı için bu paranın nasıl şekli olarak İslami esaslar doğrultusunda nasıl kullanılabilir olduğu üzerinden hareketle bunun finansmanının nasıl yapılacağı ya da bunun hangi finansman şeylerinde kaynak olarak nasıl kullanabiliriz dönüştü iş diyor. Yani İslam ekonomisi denen bütüncül mesele sadece ve sadece ortada olan bir kaynağın ve bu kaynağın nasıl kullanılırsa İslam'a uygun kullanılmış olur'a endekslenerek sadece ona kısıtlanmış bir şekilde Yusuf, yorumlanması gibi bir sonuç ortaya çıktı diye bir tespiti vardı. Bugün sen Suudi Arabistan meselesini Amerika bağlamında söyleyince aklıma bu geldi. Bu tespit geldi onun için söyledim. Ben de şunu söylüyorum. Bakın dediğin o insanlar, efendime söyleyeyim Hamidullahlar, sizin bahsettikleriniz, İslam ekonomisi üzerine kafa yoranlar, birçok insan... İşte Sabri İlgenerler, birçok insan bu Türkiye'de kafa yordu bu konuda. Çok şeyler oluşmaya başladı.
Fakat İslam ekonomisi mantığı oluşturmak zor bir iş olduğu için ekonominin İslam'ını oluşturmak daha kolaylarına geldi insanlara. Evet. Oh my god ha, diyorum. Ha. Ben burada diyorum ki hocam. Bir şey söyleyeceğim de ondan sonra. Şimdi bakın. Ama böyle olmuyor hocam diye ben. Bak böyle olmuyor tabii İsmail. Bak bunları böyle şey etmek, tartışmak. Küreselleşmek de bizim problemlerimiz ne? Burada nereye çıkıyoruz? Çıkış ne? Çıkış ne? Herkesin bize sorduğu soru şu. Üçüncü yol ne? Kardeşim, milyarlarca, trilyonlarca dolara hükmeden bir gücün, İmam Hümeyni'nin şeytanın ideolojisi dediği, kapitalizmin oluşturmuş olduğu bir sistemi, bizim birkaç televizyon konuşmasında alternatif oluşturmamızı niye insanlar bekleyebilir ki? Biz şunu yapıyoruz. Diyoruz ki, bakın yolumuz yol değil. Tamam mı? Bu bir başka yol için ne yapılabilir? Onun üzerine hep birlikte düşünelim. Yani rahmetli Necip Fazıl'ın destan şiirinde söylediği durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak. Cadde çıkmaz sokak. Yani bir televizyon programından bundan daha fazlası da beklenemez hocam. Ancak bunu işaret edebiliriz. Ben bu arada Yusuf şu küreselleşme karşıtlığının içine düştüğü çıkmaz meselesini çok önemsiyorum. Bunu konuşalım ama müsaadeniz olursa bir duyurum olacak. Çünkü vakit ilerlemeden o duyuruyu yapmak istiyorum. Efendim pazar gün birazdan örneklerini göstereceğim dergilerin fuarı yapılıyor. Üçüncüsü yapılıyor. Perşembe gün başladı. Pazar gün akşam son bulacak. Türkiye Yazarlar Birliği, TÜRDEP ve Üsküdar Belediyesi'nin katkılarıyla o dergi günleri kapsamında pazar gün Bağlarbaşı yani 23 Aralık pazar gün Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde İtibar Dergisi yazarları itibar okuyor. Yani İtibar Dergisi'nin yazarları itibarda yayınlanan eserlerinden örnekler sunuyorlar. Ve sonra da bir sohbet tutturulacak inşallah. Kimler var? İbrahim Tenekeci, Selahattin Yusuf, Haşmet Babaoğlu, Ali Emre, Mustafa Akar, Furkan Çalışkan, İsmail Kılıç Arslan, İbrahim Paşalı ve 10-15 isim daha yanlarına ekleyebileceğimiz. Dolayısıyla pazar gün iyi bir alternatif olur diye düşünüyorum. Saat 17'de Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde diyeyim. Bu duyurumu bir unutmadan yapayım Yusuf Bey kardeşim. Ben unutkan bir insanım. Mehmet Hocam gibi değilim. Eyvallah. Mehmet Hocam kudretten donanımlı yani o usta. Ben unutuyorum abi. Şimdi küreselleşme karşıtlığının içine düştüğü çıkmaz derken bir ulusalcılık dedim ben kendi neden? Adıma. Söyledim. Çünkü mesela küreselleşme dediğimiz meseleye karşı çıkmak içimize çekilelim, daha çok içimize çekilelim, etrafımız düşmanlarla dolu kaba sloganı değil. Ve ulusalcılığı ben bu manada Amerika'da da sürüp giden ulusalcı, küreselci mücadelesinin çok kısır bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de de yürüyüp giden ulusalcı, küreselci mücadelesini çok kısır bir mücadele olarak buluyorum. Burada da bir üçüncü yola ihtiyaç var diye düşünüyorum. Benim açımdan birincisi. Yani şimdi kardeşim, yani Türk solu dedik ya demin, Türk solu hali hazırda açlık grevine giren mahkumları sizi destekliyoruz, açlıktan geberin diye manşetle karşılayan bir Türk soluyla karşı karşıyayız. Kendini ulusalcı olarak tanımlıyor. Sosyalist, Marksist geleneği kenara çıkartıyorum. Şimdi öteki tarafta diyor ki kardeşim yeni muhafazakarlık küreselleşmenin dibini bulmaktır. Orada da birinci sınıf İslamcı zekaları bir kenara ayırıyorum. Bu iki şeyden de bir cacık çıkmaz. Hani cacık çıksa da sadre şifa olmaz. Ya yoğurdu eksik olur ya hıyarı fazla olur. Hani bir buradan sadre şifa sözleri gene söyleyecekse, geçen hafta da değinmiştik. Bu küresel sisteme ve bu ulusalcı saçmalığına adam gibi laflar edecek iki odak varsa Türkiye'de, biri sosyalist, Marksist gelenektir, biri de İslamcı gelenektir. Bu iki gelenek söz alacak,
bir araya gelecek falan demiyorum. Saf dil değilim ama bu iki gelenek bir araya gelseler keşke. O başka. O bir iyi niyet, bir temenni. Ama bu iki taraf söz alacak ve diyecek ki kardeşim ulusalcılık ne kadar saçmaysa küreselcilik de o kadar saçma. Ama dincilik de o kadar saçmadır. Dincilik değil hocam. İslamcılık bir siyasal ideolojik yaklaşımdır malum. Dincilik başka bir şey. Din alıp din satmıyor. Hayır hayır, ondan bahsetmiyoruz. Bak dincilik şudur. Yani şimdi böyle zamanlarda, böyle zamanlarda, böyle kriz ortamlarında milliyetçilik, dincilik ve faşistlik meydana gelir. Gelir. Ha. Şimdi İslam onun Hristiyan olmasından sana ne diyen ayetle gönderilmiş bir kitabın sahibidir. Öyle mi? Yani ve siz bu medeniyet çatışması zırvası var ya, Huntington herifin, onun bir ters algılama biçimi de dinciliktir. Yani din milliyetçi bir yobazlığa sürüklenerek, yobazlık derken burada bağnazlıktan falan bahsetmiyorum. Dine bağlı yaşamaktan da bahsetmiyorum. Dini bir başkasını öldürmek aracı haline getiren, Amerika'nın küresel faşizmine karşı, cumhuriyetçilerin küresel faşizmine karşı onu bir antitez değil, antitez değil, bir karşı cephe gibi görmek, bu da bir şeydir, bir faşistliktir. Dincilik bir milliyetçiliktir ama dindarlık öyle değil. Dincilikle ilgili şöyle bir cümle kurayım hocam. Eyvallah. Dincilik denilen şey dinin sahibi olma iddiasında bulunma halidir. Evet, halbuki din yalnız Allah'ındır. Evet. Ve şöyle bir şey söylüyoruz. Şimdi bakın, yobaz olmak anlaşılabilir bir şeydir. Milliyetçi olmak da anlaşılabilir bir şeydir. Ulusalcılık olmak da anlaşılabilir bir şeydir. Neden? Çünkü yobazlık, Cemil Meriç der ki, yobazlık savunma mekanizmaları elinden alınmış şarkın nefis müdafasıdır. Şimdi El-Kaide'nin çıkışını birileri tukaka edebilir. Ki yaptıkları hiçbir şeyi ben de doğrulu bulmuyorum. Lakin şu tarafıyla da şöyle düşünmek lazım. Sen gidip Ramallah'ta birinin çocuğunu öldürürsen, sen Gazze'de birinin çocuğunu öldürürken o insan İslam hukukunda çocuk öldürülmez, efendime söyleyeyim sivillere saldırılmaz, köprüler yıkılmaz, tarlalara zarar verilmez aşamasını düşünecek şuuru kaybeder. Sen onu dinci yaparsın. Yani Kur'an'ın zımnilere verdiği haklar, gayrimüslimlerle ilişkileri düzenleyen ayetler, bu birlikte yaşayabilmenin, bakın İslam teennüsü emreder. Birbirine alışmayı. İnsan kelimesi de buradan gelir. İnsan alışan demek. Sen bana alışacaksın kardeşim. Eyvallah. Ha. O yüzden bunun, ya Yusuf çok özür diliyorum. Yok, biraz estağfurullah. Şey, yok. Ha, bu yüzden hani dincilik bir faşizmdir. İslamcılık ideoloji midir, değil midir? Onlar tartışılabilir. Tartışırım hocam istiyorsan. Lakin benim babam dindardır. Ben babamın dindarlığıyla gurur duyarım. Ama senin baban aynı zamanda taş gibi de İslamcıdır hocam. Hayır. Ama benim tanıdığım ve gördüğüm ve şahit olduğum, mitinge gittiği, bir saat arayla mitinge gittiği her semtte öğlen namazını tekrar kılan adam dincidir. Ve tacirdir. Ve simsardır. Tamam hocam, ama bunları tamam, birbirinden ayırmamız lazım. Ayırmamız lazım. Ayırmamız bunları için de, birbirinden ayırmak için de sağlıklı tanımlara ulaşmamız lazım. Ayırmamız için de bakın. Küreselliğe küfredeceğiz. Eyvallah. Küreselleşme karşıtı da olacağız. Eyvallah. Ama kendimizi ulusalcı ipek böceği politikasına da hapsetmeyeceğiz. Hah, mesele bu. Tamam. Şimdi bu ulusalcılıkla ilgili şöyle bir, yani o niye tehlike, ben sizin söylediklerinize bir katkı olsun diye izah edeyim. Diyelim ki dünya üzerinde bir küresel manada bir tehlikeyi görüp hissedip bundan korunma maksadıyla, hani bu tırnak içinde söyleyeyim, teşbihte şey olmasın,
tesbih böceği şeyi vardır. Hemen böyle kıvrılıp kendi içine kapanarak dış dünyayla irtibatını kesmesi söz konusu. Bu bir savunma mekanizması. Fakat bu sürekli hale gelirse yani farklı olanla teması da kesecek düzeyde, farklı olanla teması da kesecek düzeyde, bir aradan yaşama kültüründen kendisini yoksun bırakacak düzeyde bir yere doğru giderse bu küreselleşme karşıtlığı bir açmaza doğru kendisini götürür. İkinci, ben sizin söylediklerinize bir ilavede bulunmuş olayım. Küreselleşme karşıtlığının şöyle bir şeyi de var. Barbie olmasın, Cindy olmasın, bizim ne bebek çıkardılar ya. Elif bebek, Zeynep bebek, Ayşe Elif bebek, bir şey olsun. Yani. Ha. Ya da onların şirketleri değil, bizim şirketlerimiz kazansın. O markayı değil, bu markayı tüket. Ya bu mesele o marka meselesi değil. Ya o markanın var olması meselesi değil. Bu meselenin itiraz edilecek noktasını kaçırırsak ne olacak? Marka dediğin nedir? O markanı öldürürsün, yerine başka bir marka, senin markan olur. Ama aynı zihin yapısıyla devam edip başka farklılıkları aynileştirmeye sen buradan başlarsan eğer, benim aynileştirmem iyidir, onun aynileştirmesi kötüdür noktasına işi götürürsen, bu da küreselleşme karşıtlığının içine düşeceği bir başka açmaz olabilir. Özür dilerim Yusuf, Van'da şöyle bir halk sözü vardır. Der ki, değirmen batmış, sen şakşakını arıyorsan. Değirmen batmış. Şimdi meselenin zemini püf noktasında kalırsa. Ben buna bir ek yapayım. Şimdi umre reklamını Kabe ayaklarınızın altında diye pazarlayan. Buyur. Şimdi deyince hanım da çok kızıyor, izleyicilerimiz de çok kızıyor. Olmalı. Şimdi bu adama ne diyeceğiz hocam? Kabe ayaklarınızın altında diye umre reklamı yapıyor. Pespaye. Ben öküz diyorum, ne olmuş? O da ayak altında demek zaten. Pespaye. Pespaye yani. Alev Alatlı'nın bir çıkışı olmuştu, paçozluk diye. Tam işte paçozluk bu. Yani. Tam paçozluk bu. Ya da mesela şu mu abi, şurada mı sıkışıp kalacağız hocam? Yani ben İslamcı gelenek, Marksist gelenek, sosyalist gelenek derken bunu söylüyorum. Şurada mı sıkışıp kalacağız? Kabe ayaklarınızın altında diyen dün tüccarı, din tüccarı hastalıklı adam mı? Öteki tarafta hac bu senede Kurban Bayramı'na denk geldi diyen öteki hastalıklı adam mı? İsmail. Bunun arasını yani itidali yani vasat ümmet olmayı bulmak zorundayız. Küreselleşmeye ve ulusalcılığa karşı çıkacaksın. Sen o sana yani yine senden tırnak içinde alıntılayayım o kelimeyi. Tamam mı? Sen öküzleri yarıştırmayı bırak. İnsanlar nerede yarışmalı onun peşine düş. Tamam mı? O Kabe ayaklarınızın altında diyen öküzle. Hocama da söylettirdin. Efendime söyleyeyim. Şeyle de. Kurban Bayramı hac mevsimine denk geldi diyen adam arasında boynuz farkı var. Yani yoksa ben akıl farkı burada yoktur. Burada kulaklarını çınlatayım. Uyvalaca Kaptan'ın bir sözü var. Bu biraz evvel anlattığımız kitleyi tarif ederken diyor ki onlarda ne varsa bizde de olsun, bizimkisi birazcık İslami olsun. Ya süper. Tam manasıyla. Yani hocam yani şunu söylemek lazım. Ya birinci sınıf İslamcıların diyelim Türkiye'de Alevilikle ilgili bir dertleri olduğunu göreniniz var mı? Ya kardeşim. Ya anlatabiliyor muyum? Ama dincinin var işte. Abi temas imkanını ortadan i̇şte kaldırırsan toplumların, ya insanların birbirleriyle temas etmesini, ilişki içinde olmasını, iletişim içinde olma imkanını ortadan kaldırırsan neyi savunacak? Bilmiyor ki adam. Ya yabancısı bir şey olduğu bir tabir ben, bu yani. Bakın ben şey, ayrı din mensuplarının birbiriyle görüşmesi, diyalog falan filanına karşı değilim. Herkes istediği, kimle istiyorsa diyalog yapsın. Eyvallah da. Ama Alevi komşusuna da çay içmeye gitsin. Onun kestiği de yenir deyip Müslüman kabul etme lütfunda bulunsun. Babasının malı ya. Tamam mı? Öyle yapsın. Ha, din babasının malı. Ha, ya bu böyle. Yani. İşte bu da pespayelik hocam. Pespayelik tabii. Pespayelik tabii. Bak Türkiye nasıl bir ülke biliyor musunuz? Ya bu kadar, bundan daha güzel bir ülke var mı? Bakın az önce Umut, burada bir kardeşimiz de sormuş, demiş ki
çok tevazu göstererek demiş ki Meksika sınırı gelenlerimiz cahilliğimi bağışlayın deneysel mi yoksa oraların türküsü mü? Az önce Umut'un okuduğu türkü. Meryem Tiçin. Ha, orijinal bizatihi Hatay yöresinin türküsüdür. Tamam mı? Ve o türküde efendime söyleyeyim hani çakır gözlü Gülsüm'ü Çerkez kaymakam aldı diyen Anadolu köylüsünü çektiği acının aynısını çeken ve sevdiği kız devlet mensuplarının hani ben hep diyorum ya Türkiye'de devlet eskiden beri çok adildir. Herkese eşit oranda zulmeder. Hmm. Orada da araba zulmetmiş. Meryem'i kaçırmış. Meryem ölmüş. Asker Meryem, Osmanlı yani. Ha, Osmanlı Meryem, askeri. Meryem ölmüş ve bu da Meryem'in ağdıdır. Tamam mı? Bu oranın türküsü. Fakat bunu okuyan çocuk İngilizce öğretmeni Amasyalı Türkmen bir Alevi ve Arapça şarkı okudu. Tamam mı? Temas ediş biçimine bakar mısın? Davut Tüceli versen abi ne olur. Bizim dediğimiz şey ne biliyor musun? Bizim dediğimiz küreselleşme budur. Taarruf, birbirini tanıma, birbiriyle uyuşma. Temas etme. Ve temas. Bravo. Hocam çok hızlı bir şey okuyacağım bununla ilgili. Davut Tücel, Yusuf Armağan'ın ev ödevi ama. Diyor ki, büyük babam Mehmet, kardeşi Mustafa, büyük dedem Mehmet, onun küçüğü Ali Hoca, onun küçüğü Ramazan, bir de küçük Mehmet. Büyüklerin anlattığına göre Orta Kafkasya'da, Dağıskan, Mohaçkale'de, Hazar kıyısında, şimdi Dağıstan özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olan yerden gelmişler. Devam ediyoruz. Büyük babam İbrahim, çakır gözlü büyük babam Sivas'ta doğmuş, tarlacılık yapardı. Babam, büyüklerin anlattığına göre 54'te ben kundaktayken babam amcamla beraber Sivas'tan Tokat'a göç etmişler. Babam Sivas'ta doğuyor, doğumuyla beraber büyük babam Tokat'a göçüyor. Sivas'ı terk etmiyor ailemizin bir kısmı. Daha sonra Yalova'ya taşınıyorlar. Yalova'dan Şişli'ye geliyorlar İstanbul'a, İstanbul'dan Beşiktaş'a geçiyorlar falan filan falan filan. Bunlar şu başlıklarla anlatılıyor bize. Büyük babam, büyük babam, babam, ben. Kuşakların nereden gelip nereye gittiği. Ve sonunda devlet diye bir üç başlık var. Altında ne yazıyor? Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk nerede abi burada? Bu hikayede Türk nerede? Yani bu hikayede tırnak içinde Türk denen adam nerede? Bak o kitabın ismi ne İsmail? Dünyanın en modern zebrası siyah beyaz. Dünyanın en modern zebrası siyah beyaz. Bu arada şimdi ev ödevimi açık ettiniz. Küreselleşme Yusuf'um. Küreselleşme nasıl bir şey biliyor musunuz? Ben hep bunu anlatırım zaman zaman. Bizim Temel. Ha ben Vanlıyım, Temel benimdir. Onu da söyleyeyim de. Haso da Karadenizlerin olsun. Şimdi Temel Amerika'ya gitmiş. Otobüs şoförü olmuş. O zaman renk ayrımı, ırk ayrımı olduğu yıllar. Beyazlar ön kapıdan giriyor, biniyor arabaya, ön koltuklarda oturuyor. Siyahlar arka kapıdan giriyor, arka koltuklara oturuyor. Tabii siyahlar diyorlar ki olmaz kardeşim, biz de önden bineceğiz. Beyazlar da diyor ki hayır kardeşim, sen binemezsin. Kavga çıkıyor. Temel diyor durun, hepiniz inin bakayım, inin, tamam. Bakın diyor, ne sen siyahsın, ne sen beyaz. Hepiniz yeşilsiniz, tamam mı? Siyah beyaz yok, yeşilsiniz. Yeşilsiniz, tamam, onlar diyor hepimiz yeşiliz. O zaman diyor, açık yeşiller önden, koyu yeşiller arkada. Şimdi bakın, küreselleşme bunu bize diyor ki, siyah beyaz yok kardeşim. Biz bir köyde yaşıyoruz. Ne köy ya? Neresi köy? Evet diyor ki, bakın diyor ki, bunu şeyde hiç yaşadım ben. Mesela Siirt'te yaşadım. Adam bana diyor ki, dünya diyor küresel bir köy haline gelmiş diyor. Dedim sen uçağa hiç bindin mi? Yok hiç binmedim. Dedim bak senin için hala köy değil. Senin için hala çok büyük. O dünya köy haline gelmiş olanlar, köy haline gelmiş diyenler herhalde bizim Van'daki Hindistan köyüyle Kadıköy arasındaki farkı bilmeyen adamlardır. Kadıköy'de köy Van'da arasındaki... Hindistan diye köy mü var hocam? Ha benim doğduğum köyün ismi Hindistan'dı. Çok... Şimdi ismi Erkal'da oldu. Ben çok merak ediyorum hocam Hindistan'ı. Koca da koskoca Hindistan'ın köyü üstü ya. Sen hocam Hintliysen yalnız ben prensip olarak Hintli insanla program yapamam. Yani tamam. Jileti getirin. Pala iki çay bir jilet değil mi? Neydi? Pala iki çay bir açık jilet. Peki Türkiye'ye gidelim hocam ama lütfen. Bu Türkiye
sen de katılacaksın. Eyvallah. Ben de katılacağım sesim yeterse. Yusuf Bey de katılacak. Ben tempo tutayım. Abi müthiş, gerçekten müthiş bir deyiş dinliyoruz. Kalender Şah'ın bir deyişi. Efendim, neydi? Pirlere niyaz ederiz. Yalan dünya ni deriz ya. Yalan dünya ni deriz, ölürüz hasret gideriz, göster şol didarı bana. Allah bir Muhammed Ali, nazar eyle bari bana, İz-i Celal'in aşkına çektirme şol zarı bana. Pirlere niyaz ederiz, yalan dünya ni deriz, ölürüz hasret gideriz, göster şol didarı bana. Pirlere niyaz ederiz, yalan dünya ni deriz, ölürüz hasret gideriz, göster şol didarı bana. Kalender ağlar yerinir, aşk hayaliyle sürünür, cenneti rıdvan görünür, şol güzelin kaddi bana. Pirlere niyaz ederiz, yalan dünya ni deriz, ölürüz hasret gideriz, gösterme didarı bana. Pirlere niyaz ederiz, yalan dünya ni deriz, ölürüz hasret gideriz, göster şol didarı bana. Pirlere niyaz ederiz, yalan dünya ni deriz, ölürüz hasret gideriz, göster şol didarı bana. Göster şol didarı bana, göster şol didarı bana. Hayda bir pehlivan. Bir dalgaya girsek Ayhan falan, bir kendimize gelsek. Giremiyor muyuz dalgaya? Hazırsak girelim abi. Evet, Meksika dalgasına gittik geldik. Öncelikle Barış Aydın, Emrah Kuş ve Umut Kahraman Yılmaz'a gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Müthişti, pirlere niyaz ederiz. Benim çok sevdiğim bir deyiştir. Kalender Şah'ı
Kalender Şah'tan çok hoşlaşmasam da deme hakkımı kullanabilir miyim hocam? Hoşlanmak zorunda değilsin canım. Eyvallah hocam, saygılar. Eyvallah, sayı yeter. Eyvallah, çok teşekkür ederiz gerçekten. Yeniden birlikte olacağız. Ağzınıza, dilinize sağlık. Bir çay olaydı iyiydi. Çay mı onlar, su mu? O zaman çay olaydı iyiydi. Ayhan Pala. Ayhan Pala, bak acar muhabir. Ayhan Pala bir son dakika haberi olarak diye. Peki abi. Köşesi olmayan küreselde tutunamayan nereye düşer abi diye soruyor Halil Gülşen. Bu sorunun cevabı zor ve uzun. Bir daha okuyayım mı hocam? Bir daha oku lütfen. Köşesi olmayan küreselde tutunamayan nereye düşer abi diyor. Şeyi okuyacak. Benim kardeşim Asaf. Özdemir Asaf'ın yuvarlağın köşelerini okuyacak abi. Var mı evet hocam sizde? Yok bende yok da. Evet. Yalnız şey şu, nereye tutunacak? Bizim tutunacak aslında çok şeyimiz var. Mesela onlardan bir tanesi Yusuf, sen çok iyi hatırlarsın. Urvetul Vuska'dır. Yani sağlam kulp. Birisi Havlullah'tır, Allah'ın ipi. Şimdi biz bütün bunları ayetleri slogan kapsamına çekip üzerinde düşünme lüksünde bulunmadığımız için hani çok kolaylıkla işte sağda solda birilerini zemmetmek, tekfir etmek için ayet sloganlaştırmak çok kolaycı bir yol olduğu için bunlara başvuruluyor genellikle. Ama köşesi olmayan dünyada nereye tutunmak gerekir? Oyunu kendine vermek diye bir kavram vardır. Oyunu kendine ver. Hayır deme hakkını elinde bulundur. En azından bunu yapmış olursun. Mahmut Özkızıl diyor ki hocam, dindarlar Allah'a, dinciler dine ibadet eder. Ne kadar güzel söylemiş. Harika. İyi söylemiş vallahi. Bu şey de Fırat Atayay da. Evet. Ya da Atayay Fırat, hangisi? Fırat küreselleşme Atayay. Beni benden aldı demiş. Bu da çok güzel söylemiş. Harika. Ben Fırat'ı tanıyorum. Öyle mi? Çok muhteşem bir reklam. Hocam bu, yalnız, tanıyorum şeyi, yalnız hep iyi tweetler geldi mi ben bu arkadaşı tanıyorum olayı oluyor. Yok bak. Ben de tanıyorum. Harranlı değil mi arkadaş? İsmail, ben seni de tanıyorum canım. Şöyle. Ben iyi bir insan değil miyim hocam? Niye bana eyvallah böyle tamam de bile anlamında. Bu yani. Zeynep Gümüş'ün de sen sormuşsun ya 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Ne diyor? İnsanlar iş başvurularında bu soruya küfrederek cevap veriyor. Siz nasıl böyle bir riske giriyorsunuz diyor ya. Ama güzel cevaplar var. Mesela şuradan okuyayım mı? Diyor ki 5 yıl sonra kendimi plajda hissediyorum. Gene Fırat Atayay hocam bu. Gene senin tanıdık çıktı. Eyvallah, ne yapalım. 5 yıl sonra kendimi plajda hissediyorum. Uzanmışım, elime bir şiir kitabı almışım. Tadını çıkarıyorum. Kitabın yazarı da Mehmet Çelik diyor. Buyur abi. Buyur abi. Tanıyor musun? Ya böyle bir şey yok ya. Ne olmuş yani? Fırat Atayay, Mehmet Çelik'i gerçekten tanıyor musun abicim? Bu konuya bir açıklama getir. İşkillendim abi ya. Böyle bir şey olur mu? Bilge Karabuk diyor ki 5 yıl sonra kendimi evde görüyorum. Bu konuda da çok ciddiyim diyor. Pekala. Başka 5 yıl sonra kendimi nerede görüyorum tweet'i bulamadık ha? Bulamadık abi. Vallahi bulamadık ya. Pekala. Bulacağız inşallah ve okuyacağız diyelim ve devam edelim. Şöyle bir şey oldu hocam bu hafta. Talim Terbiye Kurulu isimli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve temel amacı okullardaki müfredatın yetiştirilen bireylere uygun şekilde sağlanmasını temin etmek olan Güzide Kurumumuz. 10. sınıf, Güzide Kurumumuzun 10. sınıf edebiyat kitaplarından Yunus Emre'nin Cennet Cennet dedikleri 3-5 melek, 3-5 huri, isteyene versen onu, bana seni gerek seni isimli şiirinden bu kıtanın da olduğu 3 kıtayı çıkardı. Ya niye yaptınız, ayıp değil mi diye soranlara da, efendim bu şiirden maksat hasıl oluyor o kıtalarda olmadan dedi. Talim Terbiye Kurulu'nun
bu kararını nasıl değerlendiriyorsunuz diye soracağım size. Bana mı soruyorsun? Vallahi ister sana sorayım, ister Yusuf'a sorayım. Ben şöyle ortaya doğru muz orta yaptım yani. Hocama verdim. Bu nedir be? Yardımsever bir futbolcu görünümüm var yani. Çok. Bak kardeşim, ben açık ve net olarak şunu söyleyeyim. Ben devletin elini edebiyattan, sanattan, şiirden, müzikten, başkasını tanımlamaktan, ekonomiden çeksin, sınırları beklesin. Tamam ki onu da bekleyebileceği meçhul. Çünkü bakın apaçık söylüyorum. Bu şimdi apaçık şunu söyleyeyim. Devlet edebiyattan anlamaz. Devlet mümkün sinemadan da anlamaz. Mümkün mü? Tamam. Çünkü devlet o kadar büyük bir aygıttır ki kocaman bir beden ve küçücük bir beyindir. Yani sandık kadar bir kafa, fındık kadar bir beyindir. Bu şahıslarla ilgili bir durum değil. Onun keyfiyeti o. Onun keyfiyeti o. Devletin çünkü, varoluşu bu. Ha, Nietzsche diyor ki, devlet insanın kendi kendisini yavaş yavaş zehirlediği yerin adıdır. Ve devlet canavar, soğuk canavarların en soğuğuna denir. Tamam mı? Mesela Kürt milliyetçilerinin canavar oluşturma mantığıyla Türkçü milliyetçilerin oluşmuş canavarı koruma mantığı arasında tek fark var. O kendisinden bir parça vermek istemiyor, öbürü kendisini büyütmek istiyor. Hepsi bu. Tamam. Bütün hikaye bu. Hikaye bu. İki canavar arasında. İki dağın arasında kalmışam diyor ya Türkiye'de. Öyle. İki dağın arasında kalmışam, ne gün görmüş ne de murad almışam. Biz de bu iki canavar arasında çarpışıp duruyoruz. Bu birinci canavar. İkinci canavar, fıkıhçı canavar, tasavvufçu canavar. Tamam mı? Bunu dersen kafir olursun, öbürü diyor ki bunu dersen zındıksın. Ya kardeşim, birincisi şu. Henüz iman ölçer, icat edilmedi. Tamam mı? Volt, amper, volt ölçer gibi bir iman ölçer şeye çıkmadı. Dolaşıma sokulmadı. İmanometre diye ama bir... Japonlar araştırma yapıyormuş hocam. Zikirmatik diye bir şey var ama... Zikirmatik diye bir şey var ama imanometre diye bir şey henüz icat edilmedi. Kimin imanı olup olmadığını kişinin kendisi bilir, gider Allah'ı bilir. Hani Ahmet Haşim'in bu fecraati beyannamesinde çok muhteşem bir cümle vardır. Bir beyanname, bir manifesto cümlesi. Der ki sanat şahsi ve muhteremdir. Ben de dedim ki iman şahsi ve muhteremdir. Tamam, şahsi ve muhteremdir. Dolayısıyla Yunus Emre çok eskiden şunu söylemişti. Bakın bunu çıkaran insanları tanımıyorum. Talim terbiyenin hangi amaçla çıkardığını da bilmiyorum. Talim terbiye niye var onu da bilmiyorum. Mesela ben Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki insanların hepsini, oradaki hocalarımın hepsini elini öperim. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varoluş sebebi benim kanıma dokunuyor. Ben bunun gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Talim Terbiye Kurulu'nun da olmasını düşünmüyorum. Nedir? Tersinden kemalizmdir bu. Ya ne yapılmıştır? Şu yapılmıştır. Siz bir insan grubuna bir şeyi yasaklarsanız, o insan grubu hakim olduğu zaman sizin ona yasakladığınızı size mecburi hale getirir. Tamam mı? Bu nasıl bir şeydir biliyor musunuz? İran'da başörtü yasaklandı Şah döneminde. Hümeyni onu devirdikten sonra, Şah'ı devirdikten sonra o yasaklanan şey herkese mecburi hale geldi. Eyvallah hocam. Bitirip buyurun şey diyeceğim. Şimdi Yunus Emre'nin şiirini edebi kaygılarla, estetik kaygılarla edebiyat dersinden çıkaran bir uzman kurul olsa eyvallah. Buradaki şey sıkıntı ona şu. Ona da eyvallah değil hocam. Hayır, ne haddlerine ona yani. Da eyvallah demeyelim de. Yani anlaşılabilir bir şey. Ama Yunus Emre'nin istigna makamında, gözü tokluk makamında, ben Allah'ı sevdiğim için ona ibadet ederim. Cennetten bir şey beklediğimden, efendime söyleyeyim,
Allah'tan korktuğumdan, cehennemden korktuğumdan değil. Cehennemden korkmuyorum. Cennette cennet istemek de benim için önemlidir. Önemli olan cemalullah'tır. Allah'ın güzelliğini. Kur'an şey demiyor mu? Sana emredildiği gibi dost doğru ol. Allah sen ona sen Allah emrettiği için biz ibadet ediyoruz. Cennet vaat ettiği için yaşıyor muyuz? Şey diyor mesela. Hayyam diyor ki ben çok da severim onu. Hayyam'ı kim bir herkes ayrı anlıyor, anlasın da. Zaten Hayyam'ın da güzelliği burada. Herkesin onu ayrı anlaması. Hayyam diyor ki inanma insan inanma diyor riyakara. Menfaat olmazsa gelmez vecde. Vaat etmeseydi cenneti Allah ona da etmezdi secde. Yunus da diyor ki Allah'ım ben seni sevdiğim için sana sonsuz inandığım için secde ediyorum. Cennet beklediğim için değil. Ve bu samimiyeti. Bunu nasıl sen çıkarırsın kitaptan? Eyvallah. Yusuf şöyle mi olmuştur abi acaba? Yani oturuyor Ahmet abiyle Mehmet abi. Mehmet abi yok, ben yoktum abi. Hayır. Başka bir tamam başka bir Mehmet. Mehmet abi diyor ki la Ahmet abi. Burada bu cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri. Bu şimdi ehl-i sünnet vel cemaat meselesinden düşünürsen sıkıntılı olabilir diyor. Ahmet abi diyor ki iyi dedin onu diyor ya. Yekten kaldıralım. İyi dedin onu biz bunu yekten kaldıralım. Şimdi öbürü de diyor ki yekten kaldırırsak bu Yunus Emre şimdi kökünü kazımış gibi oluruz. Biz bu kıtaya atak da gerisi kalsın diyor. Şiirin geri kalanında çok bir sıkıntı yok diyor yani sıkıntı yok. Böyle mi oluyordur abi sence? Yani, niye yasaklar TTK? Niye sansürler yani? Ya ben hakikaten bunu izah etmekte yetersiz kalıyorum. Ama eğer hocamın söylediği tarzda bir gerekçelendirme söz konusuysa eğer müdahale edil yani bunun bir izahı, bir şeyi, bir karşılığı benim zihnimde oturan bir yanı yok. Eğer senin bahsettiğin tarzda bir meseleyse bu zaten ortada bir karikatür var demektir. Yani nereden baksan tutarsızlık meselesine dönüyor iş. Yani buradaysa şey mevzu kalkıp kaç yıllık bir şiirdir hocam bu şiir? Ya 800 yıllık bir şiir. Ha. 800 yılın birikimini, 800 yılın diyelim ki gerilimini hani varsayalım. Bugün bunu yaparak mı çözmüş olacaksınız? Yani bunu ortadan kaldırarak bunu bir nihayete erdirip ama, evet sulhü işte, sağladık ama, vesaire ama, falan ama, mı diyeceksiniz? Ama Yunus Emre bunu yıllar önce cevaplamıştı Yusuf'um. Çok özür dilerim. Yok, söylemezsem lütfen, hakikaten eksik kalacak. Aha. Çok senden de affına sığınıyorum. Yok estağfurullah hocam lütfen. Yunus Emre yıllar önce demişti ki Yunus bir söz söylemiş cümle söze benzemez. Şol cahillerin elinden örtmüş mana yüzüne. Tamam. Zaten Yunus onları niye öyle söylemiş biliyor musun? O zaman da fikir hürriyeti yokmuş Yunus Emre. O yüzden remizlere, sembollere, mecazlara gömerek demiş ki dur öldürmeyin beni. Tamam bak vallahi siz kabul etmeseniz de ben Müslümanım. Tamam öyle demiş. Aha. Ve sonra Yunus şunu söylemiş biliyor musun? O da çok güzel. demiş ki Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme. Yani. Seni sigaya çeker. Bir molla Kasım gelir. Bir molla Kasım da orada makas atmış. Bak bir söz örtüye. Talim terbiye kurulunda yani da 8, bir molla Kasım var. Yani. 8 asırlık problemi diyelim ki eğer bu problemse çözmüş olduk yani. Şimdi ya problem falan değil. Farklılık. Ya, hayır. Hayır diyelim ki. Diyelim ki problem. Diyelim ki problem. Çözdük mü yani? İki makasla çözdük. Azizim ben bunu şeyle ilişkilendirmek için söylüyorum. Tabii ki. Sana seni teyidim. Hayır ben anladım bahsediyoruz hocam. Ya. Biz de bu farkları ortadan kaldırarak bu köşeleri yok ediyoruz. Başka tamam, bir başka bu açıdan küreselleşme. Bu köşeyi kırma dursun orada. Şiir böyle köşedir. Yazılacak. O köşe orada dursun hocam. Şimdi Ayşe Hanım soy ismini okuyamıyorum diyor ki Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'mızdaki medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar bölümü çıkartılsın. TTK'ya sizin aracılığınızda teklif ediyorum. Medenileşme çabası içerisinde bulunan toplumu kötüye etkileyeceği düşünülebilir. Bunu sansürlemeli bence. Talip terbiye enteresan olmuş. Cahit Aksüt diyor ki Arif Nihat Aslan'ın bana selam vermeden uçan kuşun yuvasını bozacağım. Sana selam vermeden uçan bayrakla ilgili. Yuvasını bozacağım mısraları yasaklanmalı bence diyor. Sansürlenmeli. Hayır o da yasaklanmamalı. Niye? Bedrettin Kar Bey diyor ki öyle sorduk ki hocam. Ha biliyorum canım ben şey söyleyeyim elbette ki. Bedrettin Kar diyor ki Tevfik Fikret'in Abdülhamit Han için yazdığı bir lahse diyen
diye başlayan şiiri yasaklanmalı bence diyor. Onu teklif edelim diyor. Mehmet Emin Küçüker diyor ki Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun Mesnevisi tamamıyla yasaklanmalı. Adam alenen aşkı anlatmış, sisteme saldırıdır, çok tehlikelidir. Doğru söylüyor. Efendim Sümeyye Muhtemel diyor ki Mehmet Akif'in şiirlerini diyeceğim ama zaten yasaklı gibi sadece iki şiirinden bahsedilir Milli Eğitim Müfredatı'nda diyor. Lafı da böyle diyelim 90'a takıyor yani. Kadir Örnek diyor ki yasaklamadan önce Talim Terbiye Kurulu'nun beni sağır ve dirsiz bir hale sokması lazım. Ancak o şekilde hayatımda yasaklı şiirler olabilir diyor. Efendim daha çok da mesela Ahmet Erkam Saraç diyor ki meşhur öğrenci anıtından yana kullanıyorum oyumu. Malum şiirimiz karadır abiler diyor. Fatih Türk Yılmaz da diyor ki bence Talim Terbiye Kurulu Posta Gazetesi'ne yollanan şiirleri yasaklasın diyor. Posta Gazetesi'ne yollanan şiirler diye bir şey var abi ya. Var mı? Yani, efsanevi ya. Evet. Evet, efsanevi. Ama onlar da yasaklanmış. Bu şiirler yani yasaklanmış. Edebiyat derslerinde işleniyor mu hocam? Üzerinde duruluyor mu? Kimler abi? Posta Gazetesi'ne yollanan şiirler. Siz öğrencilerinizle bu konuda mütalaalarda bulunuyor musunuz? Şimdi benim bir tane şair, kendini şair zanneden bir tanıdığım vardı. Bana dedi ki, hocam biz şairler sık sık görüşmeliyiz. Dedim ki, abi biz seninle insan olarak görüşsek olmaz mı ya? Tamam mı? Bakın, insan olarak görüşmek başka bir şey, şair olarak görüşebilmek başka bir şey. Şimdi o pastadaki şiirler de insan sözüdür, onlar orada kalsın. İyi tabii ki hocam. Tamam. Ama şiir midir, değil midir? Onu erbabı bilsin, isteyen alsın, isteyen almasın. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ha, Yunus yüzyıllar önce demiş ki, metaım cevherdir, tuz değil. Yani Talim Bezir Terbiye'den bir açıklama var. Diyorlar ki o şiirlerin sorumlu şeyi biz değiliz. 800 yıl sonraki Talim Terbiye Kurulu o şiirlerle ilgilenecek. İlgilenecek. Bezirganım, metağım çok, alana satmaya geldim diyor. O kadar. Yani adam hakikaten bugünü de görerek yazmış. İki tane çok ilginç şey okuyayım. Mehmet Demirtaş diyor ki Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Kara Dut'u yasaklansın. Çünkü kara dutum, çatal karam, çingenem diyor. Gördüğünüz üzere ırkçı çağrışımlar var. Irkçı çağrışım deyince. Allah. Güzel. Fatma Tunç da diyor ki Mehmet Efe'nin Meksika sınırı şiirini sansürlesin TTK. Bunu da Meksika sınırından duyurun. Sonra Talim Terbiye Kurulu gitsin biz kaldığımız yerden devam. Pekala abiler. Şimdi efendim TTK'nın yasaklaması gereken hikayelerden birine gidiyoruz. Leyla ve Mecnun hikayesine gidiyoruz. Şimdi hocam şurada bir Mola Cezeri şiiri vardı. Evet abi. Ben önce onu okuyacağım ama önce kapağımızı bir ayan pala. Tamam abi, eyvallah. Leyla'nın aşk gücüdür helak eden Mecnun'u. Yoksa hiç düşer miydi çöllere yanlışlıkla? Suretle nişanını gördü tıpkı nişani gibi. Nişanını görenin nerede yanlışlığı diyor Mola Cezeri. Tabii Kürtçesi de var burada ama ben Kürtçesinin kafasını gözünü kırarım diye ben okumadım. Ben okuyayım İsmail. Lütfen hocam. Satvata Leyli yakin Mecnun tapağındı. Ver ne kays naket beyabani galet. Vek nişani nekşu nişana tedi, eko nişanak tedi, kani galet. Eyvallah. Sen Türkçesini okudun. Ben bir daha okuyayım istersen. Eyvallah. Leyla'nın aşk gücüdür helak eden Mecnun'u. Yoksa hiç düşer miydi çöllere yanlışlıkla? Suretle nişanını gördü tıpkı nişani gibi. Mola Cezeri'nin mahlaslarından biridir nişani. Nişani. Nişanını görenin nerede kaldı yanlışlığı? Bunu Ömer Ömer kardeşimiz göndermiş. Eyvallah, teşekkür çok ederim. Teşekkür ederiz. Peki hocam, geçen çıkan kısmın özeti.
Leyla ve Mecnun tefrikamız devam ediyor. Çıkan kısmın özeti en son Mecnun denen Mecnun, yani Kays, bir ince bir şey versinler mi hocam sen anlatırken? Valla özleri bilir. Yaparsanız yaparsınız yani hocam isterse. Babası... Mesela şeyi çalabilirsin çok hafif şekilde. Mecnun'um Leyla'mı gördüm. Eyvallah. Şey diyordu ki babası, ya belki bu Mecnun düzelir. Haydi onu ben bir Kabe'ye götüreyim. Ve Mecnun da Kabe'yi görür görmez Allah'ım aşkımı artır diye dua edecek kadar Leyla'ya takmış durumdaydı. Hikaye burada kalmış idi. Bakalım anlatıcısı ne söyledi? Evet, tabii ben daha önce de söyledim. Fuzuli, Üstad Sezai Karakoç, efendim söyleyeyim Nizami ve halk arasında dinlediğim hikayelerin bir sentezidir benim anlattığım. O yüzden hiçbirine uymaz. Evet, en son Mecnun'un babası alır ve onu Kabe'ye götürür. Kabe'de iyileşmesi için dua eder. Fakat Fuzuli'nin dediği gibi benim dermanım nerededir? Zehri derdimdedir. Dolayısıyla Mecnun iyileşmekten ziyade derdinin artmasını ister ve derdi gittikçe füzun eder ve yerini yurdunu terk edip yeniden çöle gider. Ve çölde ceylanlarla dost olur, ceylanlarla birlikte yaşamaya başlar. Ve bir gün Mecnun çöldeyken bir avcı tuzağını kurar, teleye düşürür ceylanları. Ceylanları bağlayıp evine götürme niyetindedir. Ve Mecnun oraya atlayarak geçer. Mecnun'un bir tek atı vardır. Gelir bakar ki avcının kurmuş olduğu dama tuzağa ceylanlar düşmüş. Ve gelir Mecnun avcıya yalvarır. Der ki bak ne kadar güzel gözleri var. Sanki bu gözler ceylan gözü değil, yar gözü. Sanki bu gördüğün bacaklar ayzeran ağaçları gibi. Bak gözlerinden yaşlar damlıyor bu zavallı ceylanın. Eğer ki sen bu gözleri öpebilmenin ne güzel olduğunu bilseydin, sevgiyle bunları öpebilseydin, merhamet gösterebilseydin bunları öldürmezdin. Bunlar da tıpkı benim gibi, benim Leyla'dan ayrılmışlığım gibi yavrularından uzaklaşmış ağlamaktadırlar. Gel kıyma bunlara, bu güzel gözlü ceylanlara. Derken şöyle der avcı, doğru dersin. Ben de merhametsiz bir kişi değilim. Ben merhametsiz bir kişi değilim ama benim de işim maaşım budur. Çocuklarımın maişeti budur. Keşke bunları öldürmek zorunda olmasaydım. Bir başkasının yavrusunu öldürüp kendi çocuğuma yedirmeseydim. 3 aydan beri ilk defa yapmış olduğum bu af. Bunun üzerine Mecnun'a dedi ki eğer almak istersen bunların diyetini ödeyip idamdan kurtarmak istersen al bunları ve kurtar beni bu mihnetten. Mecnun tek atını verdi ve ceylanı kurtardı avcının elinden ve ceylanın gözlerinden öptü. Nizami burayı anlatırken der ki ama merhametle değil sevgiyle öptü. Ne farkı var hocam? Merhamet yarı adalettir, sevgi ise eşitsizlik. Ve sonra şöyle der. Mecnun bir dağ kuytusunda gezerken bir rahibe rastladı yolda. O kuytuda. Rahip orada bekliyordu. Mecnun ona sordu. Dedi ki, sen ne bekliyorsun burada? Bu kervan geçmez, kuş uçmaz bu ıssız yuvada. Papaz dedi ki, rahip dedi ki, bekliyorum burada bir gün geçecek olanı. İnsanları doğru yola iletecek olanları seçecek olanı. Dedi, bekliyorum burada bir gün başında bir bulut geçecek olanı. 1000 yıllık çan sarasını ve küfür ormanını yakacak olanı. Dedi, ben bekliyorum burada.
insanlığa doğunun ve batının, batıların ve doğuların kapılarını açacak olanı. Mecnun dedi ki, tamam da ne zaman gelecek o? İşaretler var mı? Dedi ki, yer işaret verdi. Gök işaret verdi ve Hilkat'ın dudakları çatladı o rahmet yağmurunu beklemekten. Kimi bekliyor? Resullar. Mecnun dedi ki, bakıyorum ki bir rahip olmana rağmen mağaranda hiç tasvir yok. Rahip dedi ki, tasvir yok, tasvir yer almayacak hayatımızda. İnsanları biricik Allah'a götürecek olanı bekleyenin mağarasında tasvir olmayacak. Dedi ki rahip, rahibe dedi ki ah ne güzel, keşke onu bir görmüş olan da ben olsaydım. Rahip dedi ki üzülme, senin kalbin onun peşin müminidir. İleride onun ümmetinden en ünlü şairler senin hikayeni söyleyecekler. Seni saf ve temiz aşkın timsali olarak gösterecekler ve aşk kitabından sayfalar seçip gösterecekler. Senin kalbin onun peşin müminidir. Çünkü sen aşk kılıcısın, asılı ölümün başında. Ali Oturak, köşe başı. Köşe başında bekliyorum seni, pruvalar içinde bir papyon. Neredesin bilmem. Mezarın sulu pruvalar içinde tacın. Köşe başında sürtünür bir kedi. Bacağıma bıyıkları yanaşırken geliyor bunlar aklıma. Başımda değil o da bu vakit. Vapurda galiba. Sulu halatların üzerinde bıyıklı fareler bilmezler papyonları. Köşe başında bekliyorum seni. Karşımda bir türbe. Köpekler uyurken içinde dayanmışım eski bir konağa. Elimde yine iki anahtar. Hangi ev benim şimdi? Küçükken gitmiştim İzmir'e. Filler vardı, Luna Park, balıklar. Bir de balıklar. Bıyıklarını hatırlamam. Bak benim yoktu. Hangi ev benim şimdi? Şu halat apartmanı mı? Bıyıklarımı bursam hiç gelmezsin. Yok, öyle de gelme, istemem. Bu konak yanmıştı küçükken. İzlemiştik annem, kardeşim, ben. Yok, bu konak değildi o. Bu da yanmış gerçi. Bekliyorum seni köşe başında. İki Koreli yaşlı, bıyıklı biri. Bana geliyorlar. Belli, yol soracaklar. Gidiyorum. Köşe başında iki Koreli. Hangi ev seninki peki? Kimdir bunun yazarı? Ali Oturak. Dün akşam eski kafada edebiyat metinini gerçekleştirdik. Mustafa Akar, Furkan Çalışkan, Selahattin Yusuf ve ben. Yanıma gelip sana bir şiir okuyacağım abi dedi. Ve bu şiiri okudu. Dedim ki yarın akşam Meksika sınırında bu şiiri okuyabilir miyim? Çok sevinirim dedi. 1994 doğumlu yanılmıyorsam ya da 92 doğumlu. Yani ya 18 ya 20 yaşında gencecik bir şair. Ben çok beğendim şiiri. Yani çok tatlı kendi içinde. Çok güzel insanda bir lezzet mi denir ona? Ne denir? Bedi içinde... zevk efendim. Bedi zevk. Onu, o işe şey bakıyor. O işe talim terbiye bakıyor. Doğan Hızlan'la talim terbiye bakıyor hocam. Pekala. Vakit daralıyor. Bir Türkiye daha gidelim. Şimdi bu yakışıklı adamlardan Emre Akkuş olan benim çok sevdiğim bir türküyü söyleyecek yanılmıyorsam. Hüseyinlik. Eyvallah abi. Bir Elazığ Harput türküsü. Eyvallah. Hüseyinlik'ten. Ben Hüseyinlik köyüne gittim. Beldaya'da.
Çıktım şehir yoluna can ağrısı tesir etti canıma yaradan. Merhamet et kuluna yazık oldu. Yandık şu genç ömrüme bilmem şu neyin bana cepti. Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme bilmem şu neyin bana hocam. Sana da ayrıca çok teşekkür ederiz. Bu üç güzel insanla tanıştırdığın için. Burada olmalarını sağladığın için. Ya ben deliyim ya. Deliler gelip beni buluyor işte. Deli paratoneri var ben de diyorsun hocam. Bu türkü bizim çok eziyetimizi çeken kıymetli dostumuz Haldun Aksakal'a da ithaf edelim. Haldun abi baş tacısın ya. Ne diyelim yani? Baş tacısın. Gerçekten öylesin. Bizim bütün işlerimizi yapıyor. Harputlu biliyorsun. Elazığlı kendisi. Yani şey ha. Programın gizli kahramanı. Evet. Şimdi hızla birkaç şey okuyayım. Ev ödevleri ve bir sürü duyurumuz var malum. Dilara Hanım diyor ki Molla Cezeri'ye ait satırları, okuduğunuz satırları nereden, nasıl buluruz? Hangi eserindendir acaba diyor. Ha. Hocam bu konuda bir yardım talep etsek senden. Bilsen. Molla Cezeri'nin divanı Nubahar Yayınları arasında kıymetli ağabeyim Osman Tunç tercümesiyle hem de orijinal metniyle karşılıklı satırlar halinde. Hani hem Kürdi halinde, hem Türki. Hem Kürdi hem Türki şekilde yayınlandı. Çok güzel bir yani güzel bir tercüme olmuş. Şiir tercüme etmek çok zor iştir. Zor iştir. Osman Tunç hakikaten şiirselliğini öldürmemeye çalışmış. Ben o zaman madem Osman Tunç senin kıymetli ağabeyin hocam, haftaya bir tane Yusuf için, bir tane de benim için herhalde. Molla Cezeri Divanı. Tamam. Ya bayağı da bildiğim yüzsüzlüğe vurmuş ya. Ama kitap için yapılır. Kitap için her türlü yüzsüzlük yapılır. Eyvallah, ben size her birinize birer tane hediye edeyim. Bir programda bu meseleyi de konuşalım. Abi de sana barış değil mi? tabii. Maldoror'un şarkıları mahlasıyla yazan, kendisini de tanıdığımı varsaydığım bir arkadaş diyor ki, adres yazdığın kağıdı yırtmakla ev kaybolmaz. Doğru söylüyorsun. Yunus Emre Bahsin'de. Kitabın ortasında. Cihan Ülsen dostumuz der ki, Cihan Ülsen, abiler yarın Diyarbakır'da Roboski yani Uludere için fotoğraf sergisi ve Ümit Kıvanç'ın Roboski filmi gösterimi var. Bir duyuru ne güzel olurdu diyor. Biz duyurumuzu yapalım.
insanlara da katılmalarını önerelim. Önerelim. Çünkü Roborski'yi hakikaten son derece insani bir mesele olarak özümseyip gündemde tutmak lazım abiler. Efendim, İzdiham Dergi diyor ki, Bülent Parlak, seninle başımız belada, seni çok seviyoruz. İzdiham Dergi malum bizim resmi internet sitelerimizden biri. Ya diyor, bize para lazım. Lütfen duyuru yapar mısınız diyor. Şiir, karın, böbrek ve pankreas doyurmuyor zira diyor. Bülent Parlak, bir hesap numarası gönderirsen onu da buradan ilan ederiz abi diye. 3-5 demeyin, hocanın dediği yer burası diye. Ne verirsen elinle, o gider seninle. Eyvallah. Zuhal Hanım diyor ki, 40 yaşıma merdiven dayamış olacağım için geçmişi düşünüp 5 yıl sonra vay be, bir zamanlar Meksika sınırı diye bir program vardı. İyiydi be galiba diyeceğim diyor. Yani 5 yıl kadar sürdürür müyüz biz ya programı? Hayrolsun inşallah. Selim Çelik de diyor ki, talim terbiye kurulu meselesinde beni benden alıyor. Kardeşim diyor, bir kere temelde bir sorun var. Temelden bir sorun var. Talimi hadi neyse anladık da diyor, terbiye nereden çıktı? Babam mısın diyor. Doğru değil mi abi? Doğru söylüyor. Doğru değil mi yani? Evet. Selim Çelik, soyadı Çelik olduğuna göre senin yeğenlerdendir Allah bilir. Güzel tweet ya, yeğenindir hocam. Güzel olsa da olmasa da benim yeğenim yine. Red mi edeyim yani? Yani güzel ya tweet. Tweet güzel ya. Kardeşimiz olur. Kardeşimiz olur. Ay Allah. İki çay bir jilet, çay da veren olmadı. Cengiz hakikaten abi de yok. Ya, Cengiz abi yok bugün. Pekala. Ev ödevleriyle devam etmeyi öneriyorum. Hocamdan başlayalım mı? Senden başlayalım. Hocamdan başlayalım. Buyurun hocam. Ben iki kitap tanıtmak istiyorum. İlki Ariflerin Aynası, Mir'atül Arifin, Sadreddin Konevi. Sadreddin Konevi biliyorsunuz hem Mevlana ile hem de Muhyiddin Arabi ile bulunmuş, onların feyzini ve bilgilerini ve doktrinlerini öğrenmiş bir kişidir. Aynı zamanda Muhyiddin Arabi'nin evlatlığıdır. Yani ne derler ona? Evlatlık demeyelim. Oğlu, üvey oğlu. Ve hakikaten Ariflerin Aynası, dünyaya değişik bir aynadan, bir bakıştan bakmak isteyenler için tasavvufun irfanından hoşlananlar için önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hararetle tavsiye olunur. Bu birincisi. Eyvallah hocam. İkincisi de bir ol dedi, oldu. Bu efendim Şule Yayınları arasında çıkmış. Taşkın Tuna imzasını taşıyor. Birinci cildi bu. İkinci cildini henüz görmedim. Evrenin yaratılışına irfani bir bakış ve birazcık da modern bilim içerisinde benim sevmediğim bir tarz olmasına rağmen hoşlandım. Ol dedi, oldu. Küm feyeküm. Ya ben mesela yani eyvallah tabii kitabı da, ben mesela nasıl olduğuyla hiç ilgilenmedim hocam. O da zaten öyle diyor, bak ol dedi, oldu diyor. O da niçiniyle ilgileniyor. Yani ben mesela hiç yani şeye hiç bakmam yani. Niye domuz eti haram? Bana ne abi ya? Bana ne ya? Bana ne yani? Tamam da niye yani. Niye domuz eti haram? Bana ama, ne yani? Ama şöyle diyelim gene de. Hadi yok, çok kişisel bir tercih olarak söylüyorum. Tekleştirmeyelim. Tabii. Yani tekleştirmeyelim. Kendim meseleye evet. Nasıl bakıyorum onu diyorum. Eyvallah, tekleştirmeyelim ve ben bir sunumla bitireyim. Diyeyim ki, Harabi'den bir örnekle, erenlerin çoktur yolu, hepsine dedik beli. Beli. Buyurun. Şu ben daha önce açık ettiniz ama Davut Yücel'in Pan kitaptan çıkan dünyanın en modern zebrası siyah beyaz ismini taşıyan şiir kitabı. Eyvallah. Süpermen öldü, buna aldırmadı insanlar diyor Davut Yücel. Ben doğrusunu isterseniz Davut'un çok eskiden tanırım kendisini. Şiirlerini görünce daha mutlu oldum. Bir şey okuyayım da. Lütfen. Bu kanser hepimizin içinde bir böcek. Sorun bu değil. Dünyayı ilk kez yaratıldığı gibi hissediyorum.
Siz de değil mi? Otobüsün içinden bir ayak yüzleri buruşturuyor. Sesleniyor sonraki duraktan, camdan. Bu kanser hepimizin içinde bir böcek. Görmüyor kırmızı ışıkta tavşan. Elinde bir demet çiçek bize geliyor sanki. Evdeyiz değil mi? Eyvallah. Davut Yücel. Davut Yücel'in hem şiirleri, hem metinsel denemeleri, hem bir takım grafik yerleştirmeleri evet. var. Çok ben, yani ben de şu sayfayı çok beğenmiştim. Bunu arkadaşım, buna bir yaklaşabiliyor muyuz? Şöyle, hadi bakalım. Nasıl yaklaşacağım? Yaklaşamadı, cevap veremedi. Al sana döndük, al hadi sen yaklaş. Hadi, hadi. Yaklaştın mı? Oldu yani, eyvallah. Bir çölün ortasında bu ülke mutsuzdur heykeli ve etrafındakiler televizyon izliyor. Ya güzel. Taş gibi bir modern zaman eleştirisi yani. Ve etrafındakiler televizyon izliyor. Abiler, oyun bozan benim ev ödevim. Oyun bozan Ahmet Edip Başaran'ın şiirlerinin toplandığı bir kitap Profil Yayınları'ndan çıkmış. Ahmet Edip Başaran teknik olarak 2000 kuşağı olarak isimlendirilen, Türk şiirinde kuşaklar onlu yıllara göre ayrılır ve isimlendirilirler ya hocam, malum. 2000 kuşağının şairlerinden biri, iyi şair. Bir şiir kitabı ancak o şairden birkaç dize okuyarak anlatılabilir. Ben şuradan hemen bulabilirsem Luna Park'ı, Luna Park'ın son kısmını okumak istiyorum kısa. Ha evet, gülümseyin. Mutlu yaşam haplarıyla büyüyen bir kambur. Etnik bir uğur. Yani faşizm. Yani şiracısı dağılmış çağ ciltleri. Çünkü duruyoruz bir toplu mezar gibi burada, bu Luna Park'ta. Çünkü mutluyuz. Bir düşmanımız var ten renginden. Yani oyun bitince herkes tabancasını kendi şakağına. Oyun bitince ağzımızda kekre bir tat. Ey aldanış. Burada herkes kendinde açılmış kocaman bir yara. Oo. Burada herkes kendinde açılmış kocaman bir yara diyor Ahmet Edip Başaran. Oyun bozanın da. Bu vatandaş kaç yaşında İsmail? Benim yaşım hocam. Yani 34-35 galiba. İyiymiş. Benim yaşım ama benim aksime hikmetle dolu şiiri. Yani benimkiler gevezelik hocam, malum halince oluyor. Estağfurullah. Efendim, ben bugün kendim için bir şey yaptım. Çok da güzel yaptığımı düşünüyorum. Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam eden, pazar günü akşama kadar da devam edecek olan, pazar günü 5'teki itibar etkinliğini bir kere daha hatırlatayım. Dergi günlerinde, dergi günleri fuarını dolaştım. Bir sürü dergi stand açmış ve bazılarını ilk defa gördüğüm dergiler elime geçti, elime düştü. Doğrusu çok hoşlandım bu işten. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, TURDEP, Türkiye Dergi Editörleri Birliği bir araya gelmişler. Güzel bir ev sahipliği yapıyorlar. Üsküdar Belediyesi de güzel bir yer tahsis etmiş kendilerine. Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde bir ulaşım müzesi vardır, İETT Müzesi yanılmıyorsam. O müzeyi fuar alanı haline getirmişler. Birbirinden güzel dergiler orada meraklısını bekliyor. Gidip gezmelerini çok öneririm. Meksika sınırı izleyicilerinin en azından gidebilecek olanların. Efendim, aldığım dergileri hızla göstereceğim. Medeniyetimizin Şiir Coğrafyası yan başlığıyla ve Uluslararası Edebiyat Dergisi adıyla çıkan El Sine dergisi elimde. Bab-ı Alem diye Türkiye'de yabancı öğrencilerle yakından ilgilenen bir dernek var malum. Çok başarılı işler yapıyorlar, Bab-ı Alem Derneği. O derneğin destek verdiği bir dergi. Ve derginin özelliği şu hocam. Burada yaşayan öğrenciler kendi ülkelerinden şairlerin şiirlerini çeviriyorlar.
Ne kadar güzel. Ve ortaya böyle bir uluslararası edebiyat dergisi çıkıyor. Mesela Almanya var benim görebildiğim hızla. Özbekistan var. Halk denizdir, halk dalgadır, halk güçtür. Halk isyandır, halk alevdir, halk öçtür. Halk baş kaldırırsa onu durduracak güç yoktur. Halk isteğini yok edecek kuvvet yoktur diye devam eden Çolpan'ın, Özbek şair Çolpan'ın bir şiiri mesela. Hani katıl katılma ama çok güçlü şiir yani. Çok güçlü şiir. Azerbaycan'dan bir Bahtiyar Vahapzade şiiri, Afganistan şiiri, Endonezya şiiri sayılamayacak kadar çok ülkeden çok güzel şiirler. Nasıl ulaşılıyor hemen onu söyleyelim. Efendim, babaalem.org sitesinden ulaşılabiliyor ya da bilgi@babaalem.org adresine mail atılıyor. Sürekli çıkan bir dergi ondan, herhalde. Kaç evet, ayda bir bu, hocam? Bu elimdeki üçüncü sayı, yıl üç sayı üç, yılda bir batın çıkıyor anladığım kadarıyla. Bir dergi daha göstereyim hemen. Bu elimde tutmuş olduğum dergi Kalemsiz Dergi. Dergi bu kadar, basılısı bu kadar. Şurayı akıllı telefonunuza bunu okutuyorsunuz. Derginin içeriği akıllı telefonunuza iniyor. Fakat internette de var Kalemsiz Dergi. www.kalemsizdergi.com diye hatırlıyorum adreslerini eğer unutmuyorsam. Her ayın 5'inde düzenli olarak çıkan bir internet dergisinden söz ediyoruz hocam. İyi bir şey bence. İyiymiş. Dergileri çok hızlı göstereceğim. Serencam Dergisi. Elimde Serencam Dergisi kültüre, sanata, edebiyata doğru bir dergi. Daha önce söz konusu etmiştik Film Arası dergisini göstereceğim hemen. Bugün orada Suat Koçer'le de derginin editörüyle de bir araya gelme imkanı buldum. Şiir Vakti dergisi, Mevsimlik Şiir ve Edebiyat dergisi. Özür dileyerek ilk defa haberdarım. Türkiye'de dergilerin dağıtım sorunu malum fazlaca var. İlkay Coşkun efendim hemen şöyle hızlıca buraya da nasıl ulaşılır www.şiirvaktidergisi.com adresinden ulaşılabilir bu güzel çalışmaya ve Hayat Memat dergisi başlığıyla çıkan Natama dergisi Enis Akın ve arkadaşlarının bir eylemi olarak hayata geçmiş. Enis Akın benim çok sevdiğim bir şairdir. Sadece şiirle değil, bir takım grafik çalışmalarla, bir takım biçimsel denemelerle de ilerleyen güzel bir dergi, Natama dergisi diyelim. Ve yavaş yavaş, Yusuf sen de duyurularını hızlıca abi. Şöyle eski bir kitabın yeni bir baskısı diye göstermiş olayım. İlk baskısı 1977 yılında, o tarihlerde henüz 24 yaşında idi bu yazarın sahibi. 33 yıl sonra yeniden Sepya Yayıncılık'tan çıktı Mesut Uçakan'ın. Bir takım eklerle mi çıktı galiba? İlavelerle. Türk sinemasında ideoloji kitabı var. Bir Belki Şehre Bir Film Gelir, sevgili Suat Köçer'in bir çalışması. Bu da Sepya kitaptan çıktı. Yine Suat Köçer'in Dokuz Canlı Hikaye. Sepya. Diğeri sinema kültürü üzerinden evet. Kitaptı bu hikaye. Hikaye yolculuğuna ilk kitabı hatırlarsanız Bu Ne Biçim Cumartesi'ydi. Bu da ikinci kitabıyla okurların karşısına çıkıyor. Abdullah Yıldız'ın çalışmalarını bize Pınar Yayınları göndermiş. Sağ olsun. Tek tek isimlerini belki söyleyelim. Çokça baskı yapan. Ben göstereyim bir taraftan. Bir kitap, Namaz Bir Tevhid Eylemi, 24. baskısına ulaşmış. Artık bir klasik oldu diyebiliriz. Evet, yani hakikaten namazı çok farklı bir şekliyle ortaya koyması bakımından. Bir de hatırlatalım, Namaz Platformu'nun öncü isimlerinden bir tanesi. Yine Abdullah... Ağırlayalım hocam Abdullah Yıldız hocamızı burada. Ya. Seve seve. Yani önümüzü hakikaten yani, Ocak ayı içerisinde bir namazı şey. Konuşalım. Peygamber kıssalarını nasıl anlarız onu konuşalım. Çok Balyoz ve Kalem, Oruç, Ötelere Seyahat, Yol Haritamız Kur'an,
efendime söyleyeyim, tarih bilinci. Tarih bilinci. Ben yetiştirdiğim kadar söylüyorum. Yusuf'un üç gömleği ki geçen haftalarda konuştuk. Haydi namaza, Hazreti Şuayb'in namaz, ticaret ve adalet konusundaki bir kitap çalışması, dua, söylemden eyleme ve Kur'an'ı anlamaya giriş, Şemseddin Özdemir'le birlikte kaleme aldıkları Kur'an'ı anlamak farzdır diye bir kitap Kur'an'ı çalışması. Kur'an'ı anlamak farzdır. İsmail Hayli. Eyvallah. Bir, ben bu gazeteyi desteklemeye devam ediyorum. Biz bu gazeteyi desteklemeye devam ediyoruz. Dünya ve İslam içinde bir kitap eki de var. Kitap fikir eki de var. Aralık-Ocak 2013 sayısı da çıkmış. Bu içeriğe 5 liraya sahip olabilmek bence müthiş yani. Mehmet Akif Ersoy'un İslamlaşmak, efendim, Kutsal Savaş, Siyonizm Ordusu'nun amacı Kutsal Savaş manşetiyle çıkmış zaten. Çok yani özellikle dış politikaya ve kitaba meraklı insanların Dünya ve İslam gazetesine bir göz atmalarında büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Hocam, şiir okumadın sen bize bunu. Leyla ve Mecnun'u anlattın ama şiir okuma. Gözümüzden kaçtı sen mi hocam? Evet, ben bir şiir okuyayım. Vallahi oku hocam. Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene sen ver anı, bana seni gerek seni. Ne varlığa yerinirim, ne yokluğa gelinirim, aşkın ile övünürüm, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni. Ben bu kadar söylüyorum. Eyvallah hocam, sen bu kadar söylüyorsun, biz de yavaşça dağılıyoruz. Ayhan Pala, son Meksika dalgamızı da yayınlayalım, sonra Türkiye'ye bağlayalım mı abi? Hazır, gönderelim. Mevlana İdris'in cümlesine bir paragraf, birkaç paragraf yazılabilir. Çok enteresan bir cümle gerçekten. Ya İsmail, bir cümleyle ben konuşacaktık üzerine ama benim içimde kalmasın. Geçtiğimiz hafta içinde iki gazetenin başatlığında, önderliğinde bir skandal. Hürriyetle radikal mi yoksa onlar? Milliyet yazdı vesaire ve başka gazetelerin de isimleri var ama. İşte bir ilahiyat fakültesi hocası bir araştırma yapıyor. Tamamen bilimsel, belli soruları bir Türkiye'de yaşayan, kabul edilmiş bir topluluğa, bir etnik topluluğa yönelik bir algılarını ölçme ile alakalı, dini algılarını ölçme ile alakalı bir çalışma. Saha çalışması. Saha çalışması yapıyor, bir anket. Ben doğdum doğalı Türkiye anketlerle dolu. Yani Kadıköy'de vapurdan inin, karşınıza anketörler çıkar. Size sorular sorarlar, ederler, şudur budur. Ya öteden beri bilimsel olmayı, bilimsel çalışmalar yapmayı, bilim araştırmaları yapmayı, kamuoyunu önemseyen, anketleri önemseyen bir zihin, bir saygın hocanın, İsmail Sağlam gibi bir hocanın, Türkiye İlahiyat Camiası'nda eğitim konusunda isminden çokça söz ettirmiş bir insanın yapmış olduğu bir çalışmayı skandal başlığıyla yayınlıyor olmalarını ben anlayabilmiş değilim. Son derece ilmi bir çalışmaya konu olması maksadıyla bir gruba yönelik sorular sormuş. Kime yönelik sorular sormuş? Romanlara yönelik bir soru sormuş.
cevaplamama hakkı var insanların. Başka bir şey olabilir. Alınmış olabilir. Niye bana bu soruyu soruyorsun de, diyebilir. O başka bir şey ama bunun adını skandal koymaya kimsenin hakkı yok. Biz bu durumlarda şey diyoruz ya, başkalarına hümanist, karısına karşı dayı. Yani mesela işine yarayacak bir anket olduğunda manşete çıkarır ve der ki rakamlar yalan söylemez. Ya İsmail yani. Bizim hadi ömrümüz şeyle diye. Geçti ya, Türkiye'deki din algısı üzerine anketlerle geçti ya. Biz ya. Niye bir ayrımcılık yapıyor diye bir cümle kuruldu mu yani? Bu bakın onlar diyemeyeyim de birilerinin, müstekbirlerin mi diyelim Yusuf? Müstekbirler derler ki biz bilimle toplum oluştururuz. Toplum oluşurken bilim bizim elimizde bir mühendis cetvelidir. İstediğimiz şekilde ona yön veririz. Toplum mühendisliği yaparız. Ama sen ilahiyatçıysan kardeşim, senin ne işin var gidip anket yapmaya? Onu biz yaparız. Gerekirse biz yaparız. Onu da yaparız. Sen bırak. Yani şunun Türkçesi şu. Sen dindar kız, başını örtsün ama falan kesin evine temizliğe gitsin. Onun üniversitede ne işi var? Bu aynı mantık. Evet. O yüzden hocanın yaptığı çalışmanızı ben biliyorum. Ben de onunla ilgili ben çok... İsmail ben İsmail hocama ulaşmaya çalıştım. Hani belki karınca şeyler vardı diye. Biz diyelim ki biz hani hep diyoruz ya tarihi tarihçilere bırakın. İyi de bırak da kardeşim sen o gazeteciliğini yapmadan önce şeylere sor bakayım. Yani sen bugüne kadar kaç tane çingenenin evine misafir oldun? Kaç tane çingene tanıyorsun? Çingeneler benim kardeşimdir. Başımın da tacıdır. Ya kaç tane, ha. Değil mi hocam? Ha. Aynen öyle. Hani, kaç tane anket yayınladın? Ha. Şimdi bugün çingene demek ayıpmış. Bir adam kendine çingene diyorsa başımın tacıdır. Bir adam kendisine roman diyorsa o da başımın tacıdır. Bir adam ben Kıptiyim diyorsa, eskiden öyle yazıyordu, Kıpti diye yazıyordu, o da eyvallah. Ama bırakalım ki, diyelim ki, hey roman kardeşim, sen kendine hangi adı veriyorsun? Roman diyorsun, eyvallah roman. Eyvallah. Yani kapatmak zorundayız artık. Ben de bu hususta bir şeyler söylerdim ama ben bir dev anket yapıyorum izninizle. Ve Hürriyet'e şu soruyu soruyorum. Hürriyet, insafın var mı? Şıkları alayım. Böyle bir şey olur mu ya? Adam trende mescit istiyor. 2004'ün, 2006'nın haberi. Çok saygın bir bilim adamı. Ya trende bir mescit olsun diyor. Kıyameti kopardı Hürriyet. Lan ne istedi arkadaş? Ne istedi yani? Trende emekli vagon var mı? Var. E şimdi bazıları yemek yemek istiyor. E bazıları içki içmek istiyor. İçki var mı? Var. E abi bazıları da namaz kılmak istiyor. Mescit yok. Adam mescit istedi. Hürriyet bunu yapar. Hiç vazgeçmez bundan. Çünkü Hürriyet'in en tanıdık duygusu bu halka olan yabancılaşmasıdır. Yani Hürriyet bunu bir içsel duygu haline getirmiş, kurumsallaştırmış bir mevkutedir yani. Evet. Pekala abi. Bitiriyoruz artık. İsmail bundan sonra oh desene ya. Ya ne oh diyeceğim hocam ya. Ne oh diyeceğim. Bunlar dünkü gazetecilik mi yani. Neyse. Arkadaşlar. Geldiğiniz çok teşekkür ediyoruz. Çok gerçekten zahmetler verdiniz. İnşallah sizi burada daha sık görürüz. Yani çok arzu ederiz görmeyi. İnşallah. Pekala, ben bir kapatayım, siz de kara yüzüm habbesine bağlayın inşallah. Ne diyorduk? Bidayeti olan her şeyin bir nihayeti vardır. Ve diyorduk ki korka durun, ölümden cümle doğan ölmüştür. Ve ekliyorduk, her kim aşka müşteri, canına o durmuşlar. Eyvallah. Sen güzelsin, olursa o kız olsun. Le 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 canım, esmerler hovardası. Esmer sen güzelsin.
olursa o kız olsun. Le 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 canım, esmerler hovardası, esmersen güzelsin. Avadlimin kelli ya, şevadlimin kemme, tüci şoreli beravi, meraklı yetenme. Verebavi dini sabri, havamnaya hayrane, tüci şoreli beravi, meraklı yetenme. Hay hay. Ucu bendedir, le 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 canım. Bir ucu bedendedir, esmersen güzelsin. El bilir, alem bilir, le 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 canım. Benim gönlüm sendedir, esmersen güzelsin. El bilir, alem bilir, le 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 canım. Benim gönlüm sendedir, esmersen güzelsin. Havan neyimin kelli ya, şevat neyimin kemme, düşü şuril beraber, meraklı yitemme. Vere bavidini sabri, havanlaya hayrane, düşü şuril beraber, meraklı yitemme. Meraklı yitemme, meraklı yitemme, meraklı yitemme. Thank you.